Değerli izleyiciler, Maraton'dan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yeni yayın dönemimizin ilk programı ve yeni yayın dönemimizin ilk programıyla karşınızdayız. Aslında Maraton, Kanal Fırat'ta en erken başlayan programlardan biri oldu. Çünkü hem Elazığ Spor hem de Elazığ Karakoçan takımlarımızın maçlarının başlamasıyla birlikte Maraton'u da başlatmış olduk. Ama tabii ki yeni yayın dönemimiz bugün itibariyle, 11 Ekim itibariyle başladı ve gündüz bölümünde Miladın Mutfağı ile başlayan programımızın akşam ana haber bülteninin hemen ardından akşam kuşağındaki ilk programıyla Maraton'da bir kez daha sizlerin karşısında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz değerli izleyiciler. Elazığ Spor ve Elazığ Karakoçan takımlarımızın profesyonel liglerde olmasıyla birlikte tabii ki ilimizin özellikle sportif yatırımlar anlamında ya da salon sporları ve takım sporları içerisinde de alınmakta olan önemli başarılarla birlikte hakikaten ilimizde spor tesisi yönünden hummalı bir çalışmanın olduğunu da görmekteyiz. Dolayısıyla yeni yayın dönemimizin bu ilk programında bizler bu sportif faaliyetlerin bağlı olduğu kurum olan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çok değerli müdürü Sayın Abdülsamet Eren hocamızı konuk ettik. Sayın Eren, geçmişte de sizlere hep programlarımızda zaman zaman takdim ederiz. Hakikaten yapmış olduğu çalışmalarla, yapmış olduğu faaliyetlerle ve kendisinin de sporun içerisinden gelen bir değer olması hasebiyle hakikaten ilimiz tesis yönünden önemli hamlelerin atıldığı bir dönemi yavaş yavaş artık tamamlamak üzere. Çünkü az sayıda tesisimizin de tamamlanmasıyla birlikte, yani diğerleri bitti ama az bitmeyen tesislerimizin de tamamlanmasıyla birlikte Elazığ'ımız hakikaten çok önemli sportif tesislere kavuşmuş olacak. Bu anlamda değerli müdürümüz Abdülsamet Eren'i konuk ettik. Tabii kendisi ekranlara yabancı değil. Buradaki değerli kameraman arkadaşlarımıza diyor ki ben de daha önce yıllarca Kanal Fırat'ta program yaptım. Hakikaten Kanal Fırat uğurlu bir evet. Yayın kuruluşumuz. Evet. Buradan birçok değerimiz önemli yerlere gitti. Evet. Samet Müdürüm de bu anlamda buradan ekranlardan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz olarak orada bulunmanın haklı gururunu, mutluluğunu yaşıyor. Allah razı olsun. Samet Müdürüm hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle güzel sözleriniz için. Ben yeni yayın döneminin Kanal Fırat ailesine, tüm Elazığ'a, tüm ülkemize, dünyaya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederiz. Sizinle birlikte olmak aslında çok güzel. Çok ayrı bir yeriniz var. Teşekkür hem programımızın hem şahsınızın. Sağ olasınız. Hem basın medya cemiyetinde yıllarca bulunmuş olmanız, 30 yılı aşkın süredir duayen bir gazeteci olmanız. Eyvallah. Aynı zamanda TSE'de Elazığ Şube Başkanı olmanızdan dolayı da sürekli aslında profesyonel maçlardan önce de bir araya geliyoruz ya da evet, sezon başlarında. Sağ olun. Çok da yardımcı oluyorsunuz Samet Müdürüm. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Ben yayın döneminin hayırlı olmasıyla birlikte bizi ekranı başında izleyen tüm Elazığlı ve tüm Türkiye, dünyada bizi izleyen aziz hemşehrilerimize saygı, hürmet ve muhabbetlerimi iletiyorum. Şahsım ve kurumum adına saygıyla hepsini selamlıyorum herkesi. Yalnız program başında bugün Elazığ'ın bir şehidi var. Evet. Cihat Şahin. Ben Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Rahmete intikal etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet olsun. Amin. Rabbim yardımcıları olsun. Amin. Bugün hakikaten evet. O şehadet şerbetini içmiş değerli polis kardeşimizin ebediyete intikali de muhteşem oldu kendisi açısından. Evet. Yani ona layık bir şekilde evet. Sağ olsunlar. Herkes oradaydı. Tekbirlerle, selavatlarla evet. Şehidimizi Hatlı'daki rahmetiyle polis şehidine defin ettik. Allah mekanını cennet etsin. Zaten şehadet şerbetini içmiştir inşallah. Rabbim ona o şehadetlik unvanını vermiştir. Ailesine sabırlar diliyoruz. Devletimize, milletimize başsağlığı diliyoruz. Evet. Tabii ki bu devletimizin, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için uğraş veren, mücadele eden evet. Tüm şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize acil, hayırlı şifalar diliyoruz. Bu vatan bizim. Evet. Bu vatan şehit kanlarıyla alınmış bir ülke. Dolayısıyla burayı korumak, kollamak da hepimizin görevi. Evet. Bir kez daha rahmet diliyoruz. Amin, inşallah.
Yani programa başlarken maalesef böyle hüzünlü bir şeyle başladık. Evet. Hayat devam ediyor. İnşallah Rabbim tüm Mehmetçiğimize, ülkemizi koruyan tüm silahlı güçlerimizin yanında olur. İnşallah. Yani İnşallah. Ülkemiz hakikaten güçlü bir ülke, birbirine kenetlenen bir ülke. Rabbim inşallah bir daha yaşatmasın diyorum ben. Amin diyelim, zahmet diyorum. Tabii evet. Sizlerin yoğun faaliyetler içerisinde, evet, özellikle bu üniversitelerdeki eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla, evet, birlikte de yurtlarda çok umumalı, evet, bir çalışma başladı, evet, aslında. Gençlik Spor Bakanlığı Elazığ yurtlarında durum nedir? Evet. Sık sık böyle yemekleri paylaşıyorsunuz, o nefis, evet, yemekleri. Yani bakıyorum hakikaten, evet, evlerimizde pişen yemekler gibi. Kesinlikle. Öyle tertemiz, çok, evet, çeşitliliği olan, evet, lezzeti olan, farklı tatlar var. Evet. Nedir, evet, Gençlik Spor Bakanlığı Elazığ yurtlarındaki, tabii, son durum nedir Samet Bey? Buradan başlayalım istersen. Evet, GSB Elazığ yurtlarıyla tabii kısa bir başlangıç yapmamız lazım. Evet. GSB yurtlarımız aslında Elazığ'da 7 adet yurdumuz var. Evet. Toplam kapasitemiz 9097 Elazığ'da, Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Elazığ yurtlarında. Yurtlarımız aslında gerçekten ekrana da geliyor. Evet. Biz öğrencilerimizin olmadığı bu süre içerisinde tüm kurum personelimizin katkı ve desteklerle iyi bir ekip ruhu içerisinde yurtlarımızı sadece biz beslenme ve barınmanın olacağı bir fiziki alan olarak düşünmüyoruz. Şimdi ekrana geliyor, spor tesisleriyle, genç ofisleriyle, oturma alanları, sosyal donatılarıyla, kışlık ve yazlık bahçeleriyle, mescitleriyle, kuaförleriyle, eğitim odalarıyla gerçekten yurtlarımız tam bir konforu yaşatıyor. Biz gittiğimizde öğrencilerimizle, velilerle sohbet ettiğimizde inanın nasıl böyle başardınız oldu dediler. Biz bu yaklaşık 8-9 ay boyunca tüm arkadaşlarımızla birlikte yurtlarımıza ciddi bir çalışma yaptık. Toplam 4 tane genç ofis yaptık. 7 yurdumuzun altısına eğitim odaları yaptık. Yurtlarımızda yaklaşık 20 bin dönüme yakın alanda, yani böyle sararmış aslında baktığınız zaman çok da iç açıcı olmayan tüm alanların tamamını yeşile dönüştürdük. Sulama sistemiyle, çardaklarıyla, oturma alanlarıyla 3 tane saha yaptık. Spor alanları oluşturduk. Normalde bunlar çok fazla devlet yurtlarında aslında görünmeyen bir imkan gibi görünse de bakanlığımız gerçekten bu anlamda bize kapıları sonuna kadar açıyor. Biz de bunları kullandık. Biz öğrencilerimizin dediğim gibi Elazığ'a geldiğinde bir yıl sonra ya da iki yıl sonra diğer öğrencilerin, arkadaşların gelmesine vesile olabilecek. Onlara Elazığ'a gelen, Elazığ'ın yurtları çok iyi, üniversitemiz çok iyi demelerine vesile olmamız lazım. Tabii ki. Çünkü bu şehir bizim. Güzel yurtlar, konforlu yurtlar oldu. Ekrana da geliyor. Gerçekten ben tüm mesai arkadaşlarıma, tüm Gençlik Spor ailesine teşekkür ediyorum. Çok büyük bir emek harcadık. Yurt müdürlerimiz, oradaki görevli arkadaşların tamamı burada ciddi emek harcıyorlar. Ben şimdi az önce Fırat Erkek Öğrenci Yurdu'ndan geldim. Yarın başka bir yurtta olacağım. Bu hafta, yani her akşam 19'dan sonra yurtta olacağım. Oradaki yeni gelen öğrencilerle hem tanışıyoruz hem sosyal uyum programını gerçekleştiriyoruz. Aslında yükünüzü, evet, de ağırlaştırdı bu anlamda. Çünkü, evet, sadece spor değil, gençliğe de hizmet eden bir kurum, evet, oldu sizin kurumunuz. Evet, Gençlik Spor İl birleştirildi. Müdürlüğü. Kesinlikle. Değil mi? 1 Ocak 2019 tarihinde Gençlik Spor İl Müdürlükleri çatısı altında eski adıyla Kredi Yurtlar KYK İl Müdürlükleri, Kredi Yurtlar İl Müdürlükleri, Gençlik Spor İl Müdürlüğü çatısı altında birleşti. Birleştirildi. Şimdi kurumumuzun çatısı altında 3 tane hizmet müdürlüğü var. Yurt Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Spor Müdürlüğü. Hizmetleri. Dolayısıyla bu 3 müdürlük artık bizim bünyemizde. Büyük bir aile olduk. Yaklaşan 720 personelimiz var. Yurtlarımıza kalan 10 bin öğrencimiz var. Özel yurtlarımızda 2500 öğrencimiz var. Özel yurtlar da bize bağlı. 30 bin lisanslı sporcumuz var. Yani dışarıda özel açılmış yurtlara da siz denetliyorsunuz, öyle, evet, mi? Evet. Açma kapama yetkileri bizde. Denetleme yetkisi bizde. 2500'e yakın öğrencimiz de oralarda konaklıyorlar. Aynı sizin şartlarınızı mı taşımaları, evet, lazım? Tabii oranın taşıması gereken kriterler var. Teknik elemanlarımız ve özel yurtlar birimindeki arkadaşlar tamamen bu yurtları zaman zaman kontrol ediyorlar. Eksiklikler olduğunda bu yurtlarla yazışmalar yapıp yerinde inceliyorlar. Bunların, evet, da belli kriterleri var yani. Yani yurtlarda da çok ciddi değişimler oldu özel yurtlarımızda. Fiyatlara karışamıyorsunuz değil mi? Fiyatlara... Yok. Özel yurtlar kendi fiyatlarını kendi belirliyor. Kendi ama
Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtların tamamında fiyatlar bakanlık tarafından belirlenir. Her yani, ilde aynı mıdır? Yeni açılan yurtlarda yurt ücreti 450 TL. Sıfır yurtlardan aylık bahsediyor. Evet, bizim mesela en yeni yurdumuz Fethi Sekin Öğrenci Yurdu. Aylık ücreti 450 TL'dir. Yemek dahil mi? Yok, yemek hariç. 400. Sarı Ana yurdumuz var. Şu anda ekrana gelen yurdumuz. Evet. Üniversitenin içerisinde çok konforlu da bir yurdumuzdur. 270 TL, 275 TL'dir. Evet. Yani bu Ahmet Kavaklı yurdu var. Türkiye'de yurtlar 275 ile 450 TL arasında değişiyor. Yani en pahalısı 450 TL. Ama şöyle bir şey var. Mesela devlet, Gençlik Spor Bakanlığı yurtları ve belirli özel yurtlarda kalan öğrencilere sabah kahvaltısına 6 TL, akşam yemeğine 13 TL katkı sunuyor. Öğrenci gidip mesela 15 TL'lik akşam yemeği aldı. 2 TL sadece ödüyor. Aylık 570 TL yapıyor. Bu da çok büyük bir imkan. Yani aslında gençliğe büyük bir yatırım var. Yaklaşık 120 bin yatak kapasiteli Türkiye yurtları şu anda 750 bine yaklaşmış. 6-7 katı artmış. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar yatak kapasitesine sahip bir ülke yok. Yemeğe katkı veren bir ülke de yok. Aslında gençlerimiz şanslı. Çünkü ben birçok vatandaşın geldiklerinde işte çocuğumu okutamam dediklerine şahit oluyorum. Mesela geçen gün Beyhan'dan bir abimiz gelmişti. İlk defa tanıyorum. İki tane çocuğumu okutuyorum, üçüncüsünü okutamayacağım. Yurt çıkmadı dedi. Çok üzüldüm. Gerçekten duygulandım. Köy korucusu, aldığı maaş belli. Yani dolayısıyla devletin yurtlarında okudukları zaman aileye çok fazla yük olmuyorlar. Çok büyük bir külfet olmuyor. Bu anlamda gerçekten gençlere yapılan yatırım ülkemizin, devletimizin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor yani. Öğrencilerimiz çok şanslı. Bu yurtlarda konaklayıp sonuçta eğitimlerini devam ettiriyorlar. Biz de yurtlarda gerçekten söylediğim gibi ekrana geliyor. Çok ciddi emek verdik. Yani 3 tane saha bitirdik yani Coşkun abi. Doğru. Yani kort tenisi yaptık, basketbol sahası yaptık, voleybol sahası yaptık, spor aletlerinin olduğu alanlar oluşturduk. Yani hem kışlık bahçe yapmışız hem yazlık bahçeler yapmışız. Genç ofisler yapmışız. Bu genç ofislerde gençlik merkezimizin liderleri haftanın 3 günü gidecekler. Oradaki gençlere gençlik merkezinin faaliyetlerini anlatacaklar. Onları da gençlik merkezine çekeceğiz. Belki kamplara gidecekler. Bunların tamamı ücretsiz. Ücretsiz. Yani öğrencilere anlattığımda onlar da gerçekten şaşkınlıkla bakıyorlar. Dolayısıyla özellikle bakanlığımızın ve kurumumuz gerçekten gençliğe bu ekonomik platformda, bu konjektürde büyük bir emek harcıyoruz yani. Peki Sayın Müdürüm, doluluk oranımız nasıl yurtlarda? Evet, 9097 kapasitemiz var. Bu yıl bizim yurtlara başvuru yapan öğrenci sayısı 5960, 6000'e yaklaşmış. Evet. 9097 kapasiteydi ya, evet. Geriye kalan 3. ve 4. sınıfı öğrenciler zaten devam ediyor. Çünkü onlar okuyorlar. Pandemiden önce 1. sınıfta olan ya da geçen hakları yıl olanlar onlar okuyorlar. Yok tabii onların hakları baki. Baki evet. Onlar yurtta kalıyorlar. Bu 5960 öğrencinin 5828'ini yani %96'ya yaklaşan bir yerleştirme yapmışız. Kızlar bize başvuran tüm kız öğrenciler %100 yerleşmiş. Öncelik onların mıdır? Yok. Erkeklerin de %95'i yerleşmiş. %95. Şimdi yerleşemeyen öğrenciler var. Bazı mesela bizi ekranı başında izleyenler vardır. Tanıdığı, akrabası yerleşmemiştir. Kimler yerleşmemiş? Özel yetenekle kazanan, beden eğitimi, müzik, resim gibi bölümler kazanan öğrenciler geç kayıt yaptıkları için yurt başvurularını da geçen hafta yaptılar. Daha sonra değerlendirilecek. Onlar bu hafta içerisinde açıklanacak Allah'ın izniyle. Yani büyük ihtimal başvurularını geç. Dikey yatay geçişle üniversitemize gelenler de başvurularını geç yaptılar. Onlar da yerleşememiş. Bir de sınıf tekrarı yapan öğrenciler var. Sınıfta herhangi bir sebeple kalmış öğrencinin kaydı otomatikmen sistemden siliniyor. Bu bakanlığın sisteminden. Çocuk sınıf tekrarı yapmışsa kaydı siliniyor. Şimdi yeniden başvurması gerekiyor. Yeniden başvuru hakkı verilecek inşallah. Evet. Geçmiş yıllarda verilmiş. Biz Ekim'in sonu, Kasım'ın başı olur. Herhangi bir sebeple yurda başvuruyu yapamamış. Başvurusunu geçirmiş ya da yurt çıkmış dekontunu yatırmamış. Öğrenciler tekrar başvuru açılında başvuru yapacaklar. Ben öyle tahmin ediyorum ki Ekim'in sonu Kasım'ın ortalarına kadar Elazığ'da yurda başvuru yapmış %100 bütün herkesin yerleşeceğine inanıyorum. Çünkü İnşallah. 2019'da biz 1300 yedekle başlamıştık. Bu yılda 1000 küsür yine yedekle başladık. Şu anda yedek sayımız 132'ye gelmiş. Yani yaklaşık 900 öğrenci yedekten yerleşmiş.
12 Eylül'de açıldığında 1000 yedek vardı. 1000 küsur yedek vardı. Şu anda 122 öğrenci var. 132 öğrenci var, özür diliyorum. Dolayısıyla Allah'a çok şükür ilimizde yurt kapasitemiz iyi. Türkiye'ye göre bakarsak. Çünkü bazı ilerde 1000 yedek, 2000, 3000 hatta büyük şehirlerde 5000, 6000 yedeklerde öğrenciler var. Evet. Zaman içerisinde yurtlarda boşluk da oluşacak. Bak burası çok önemli. Belki program yaptığımızda kışın ortasında diyelim ki bir program yaptık. Bakacağız ki yurtlarımızda yatak sayıları boşalmış. Niye? Öğrenciler bir sebeple eve geçmişlerdir. Özel yurda geçmişlerdir ya da yurdu terk etmiştir. Bu sefer yataklar boşalıyor ama devlet yine de kiralık yurtlarımızdaki bina sahiplerine yatak boş da olsa yatak parasını ödüyor. Hani biz yılın başında atıyorum 9.097 kapasite değil de 12.000'le başlasak hiç yedek olmayacak ama tabii. Bu sefer 1.000-2.000 eksiği gördüğümüzde boş yataklara para ödemiş olacağız. Yani bu kadar da zengin bir ülke değiliz. Değiliz tabii. Yani yedekte elbette öğrencilerimiz olacak yani. Evet. Yani yurtlarda durum bu. Tabii şimdi siz az önce de zaten veterinerimizde de görüntülere geliyor yemeklerden evet. Tutun genel anlamda. Her yurtta diyetisyen var, gıda mühendisimiz var. Yani bizim... Ne tür yemekler çıkıyor Samet Müdürüm? Yani günde en az iki çeşit çorba çıkar. Pilav, yani çeşidi 2-3 tane pilav çeşidi çıkar. 2-3 tane ana yemek vardır, 2-3 tane tatlı vardır, meyve vardır. Yani... Öğrenciler yemek konusunda aslında zengin bir mutfak var. Bu her gün gelseniz yurtta her gün bu kadar çeşit var. Yani biz aslında her günde paylaşırız ama şey olsun diye aslında birkaç örnek olsun diye arkadaşlar atmış. Yemek konusunda hiçbir öğrencimiz ya niye işte yemek çeşidi fazla değil diye hiçbir eleştiri almadık. Yani aslında yurtlarla alakalı zaman zaman öğrencilerin ya da bir takım grupların serzenişleri olur. Bunlar normaldir. 10 bin kişinin içerisinde yüzde biri bile isyan etse 100 yapar yani. Yani bazıları aslında bu devlete isyandır aslında. Çünkü yurttan memnundur ama bilerek yurdu protesto etmeye çalışan öğrenciler var. Türkiye'nin her yerinde görüyoruz. Allah'a çok şükür Elazığ'da yok ama Türkiye'nin her yerinde bu son dönemlerde gördük. Yurda başvuru yapmamış, yurt eylemi yapıyor, bakıyorlar, inceliyorlar, yurt başvurusu yok. Bu birçok ilde yaşandı. Ben gerçekten bir Türk vatandaşı olarak devletimizin büyüklüğü, bu gençlerimize verilen bu hizmetin büyüklüğünden anlaşılıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Öğrencilerimiz gerçekten çok şanslı. Evet. Gelip şimdi, burada ayda ortalama 300-350 TL, 570 TL de beslenme katkısı alarak okuyorlar. Yani bir de devlet ayda 650 lira burs veriyor yani. Tabii. Yurt parasını da karşılıyor aslında. Borçlanıyor devlete. Bazıları karşılıklı, bazıları karşılıksız. Şimdi Samet Bey'in yemekleri görüyorum. Tabii evet. Elazığ'ımız Türkiye'de çeşit anlamında ikinci sırada olan Antep'ten sonra ikinci ilimiz. Acaba bu yemeklerin arasında böyle Elazığ var. Yemekleri var tabii. mı? Harput Çünkü yabancı öğrenciler genellikle burada tabii olduğu ki. İçin onlara belki Elazığ lezzetini de tattırmak yapıyorlar. Gerekiyor. Zaman zaman aşçılarımız Elazığ yöresel yemeklerini de öğrencilerimize yapıyorlar. Ama dediğim gibi yani öğrenciler yemek konusunda ben gittiğimde şanslı. Çünkü konuşuyorum, sohbet ediyorum. Birçok öğrenci zaten düşük gelirli ya da orta gelirli ailelerin çocukları. Zaten çok zengin gelirli ailelerin çocukları özel yurtlarda okuyorlar ya da ev tutuyorlar yani. Evet. Devlet yurdunu da çok tercih etmiyorlar. Dolayısıyla Anadolu'dan, Taşra'dan gelen çocukların birçoğu zaten bu imkanı evinde bulamıyor aslında. Biz çocuklarımız gerçekten ama biz onlar için varız. Bugün de söyledim. Daha da iyisini yapmaya çalışacağız. Daha güzel konforlu alanlar oluşturmaya çalışacağız. Yani çünkü o gençler bizim. Bugün bizim, yarın bizim yerimizde onlar olacaklar. Tabii ki. Bu ülkeyi onlar bir yerlere götürecek. Biz onlara hizmet etmekten, daha güzel alanlar oluşturmaktan mutluyuz. Yapmaya da devam edeceğiz. Gerçekten yurtlara çok emek verdik, çok hizmet ettik. Ben tüm ekibime, yurt müdüründen temizlik görevlisine, güvenlikçisine, teknik elemanına, mühendisine, tüm arkadaşlarıma saygılar sunuyorum yani. Çok sağ emek verdiler herkesin yani. Herkesin emeğine sağlık, sizlerin emeğine sağlık. Evet. Bir de şunu soracağım Samet Bey'im. Tabii yurtları zaman zaman yeniliyorsunuz. Tefruşatından evet. tutun da. Evet. Değil mi? Evet. İşte dış cephesinden, her şeyinden, evet. çevre düzenlemesinden tutun tabii. da yapıyorsunuz. Bu yıl bir şeyler yapabildiniz mi? Neler yaptınız? Tabii Sarı Ana ve Harput yurdunda özellikle çok ciddi çalışmalar yaptık. Yani az önce bahsettiğim yeşil alanların tamamını orada oluşturduk. Sahaları orada yaptık. Harput yurdumuzun dış cephesini komple yeniledik.
kışlık bahçe yaptık Saran'a, genç ofisler oluşturduk. Yeşil alanları çok arttırdık. Yani geçtiğimiz yıldan bugüne yaklaşık 1000 kök ağaç ekmişiz. Ormanlık alanlar oluşturmuşuz. Belki biz onların çok büyüdüğünü ben göremeyebilirim. Ama gerçekten çok yeşil alan oluşturduk. Buradan Salih Çetiner, Orman Bölge Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Yani ciddi emekler verildi. Ben Elazığ'ın yurt konusunda şu anda Türkiye'de ilk 5'te, ilk 3'te olduğunu düşünüyorum. 2019'da yurt yerleştirme oranında zaten birinci sıradaydık. Bu yıl henüz açıklanmadı. Biz yine ilk 5'te olacağımızı ben düşünüyorum yani. Ben şahit oluyorum zaman zaman sizin yanınızda olduğum zaman arayanlar işte yurt için sizden destek isteyenler, talepte bulunanlar. Bu da Elazığ'a olan ilginin, yurtlara olan ilginin, yurtların işte konforundan tutun da her türlü hizmeti verebilecek düzeyde bir kurum olmasından dolayı talep var. Talep de olunca siz de yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz tabii ki. Bunu biliyoruz Samet Bey'im. Teşekkür ediyorum. Evet, o zaman hazırız biz. Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Elazığ yurtlarının hazır olduğunu buradan siz müdür olarak söyleyebilirsiniz tabii değil mi? Tabii ki. Tabii yurtlarımızda zaten bir eksiğimiz yok. Yok. Zaten yaklaşık 2-3 haftadır öğrencilerimiz yurtlarda. Ben de dediğim gibi tüm yurtlarıma gidiyorum. Şube müdürümüz Mehmet Akif Bey, Levent Aytar Bey, onlar da zaman zaman gidiyor. Zaten yurt müdürlerimiz ve personel arkadaşlarımızın tamamı da orada. Yani yurtlarımızda Allah'a çok şükür bir eksiklik yok. Evet. Bir diğer konu, tabii siz geldiğiniz günden bu yana çok ummalı çalışmalar yapılıyor Sayın Müdürüm. Az önce de sizin 3 tane ana branşınız olduğunu söylediniz müdürlük bünyesi içerisinde. Bunlardan birisi de tabii ki gençlik aslında değil mi? Evet. Gençlik içerisinde işte gençlik merkezlerinin ve genç ofis çalışmaları ile ilgili bir takım faaliyetleriniz var. Evet. Bunları bir değerlendirelim. Burada yani, neler yapıyorsunuz? Şimdi gençlik merkezi ve genç ofis çalışmalarında. Yani gençlik merkezi de hakikaten gençlerin sanatsal, sosyal, kültürel, bilimsel çalışmalar yapabileceği bir merkez. Birazdan belki ekrana getirecek sevgili Serdar Bey, sevgili Serdar Demiratar ve KCD Ömer. Evet. Şimdi gençlik merkezlerinde çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Biz mesela merkezde hemen gençlik merkezi sağımızın yanında merkez gençlik merkezimiz var. Burada da çok ciddi çalışmalar yaptık. Yani fiziksel anlamda gençlik merkezini aslında yeniden yarattık. Yani çatısından tutun da su deposuna, iç cephesinden dış cephesine, lavabolarından mutfağına kadar, deney yap atölyesine kadar, mavi odasına, has odasına, müzik odasına birçok alanda gençlik merkezimizde aslında fiziki alanları iyileştirdik. Ekrana geliyor. Evet. Tabii ki gençlik merkezlerimizin yanında genç ofisler de var. Biz Arıcak ve Palu'da genç ofis açtık. Merkezde de 4 yurdumuzda genç ofis açtık bu dönem. Aynı zamanda spor, çok amaçlı spor merkezimizin içerisinde bir genç ofis açtık. Bir de İpek yolunda bir genç ofis açtık. Yeter mi? Yetmez. Aslında merkezde birkaç tane gençlik merkezi daha yapmayı planlıyoruz. Şehrin yerleşim yerlerine göre ortasında, doğusunda gençlik merkezi açmak istiyoruz. Niye? Çünkü burada çocuklarımıza sanatsal eğitimler veriliyor. Sporsal eğitimler de veriliyor. İşte burada okçuluk, oryantrik eğitimleri veriliyor. Yine burada bilimsel çalışmalar yapılıyor deneyapta. Burada seçilmiş öğrenciler geliyor. Burada uzman kadro bunları eğitiyor. Yine resim kurslarımız var. Halk oyunları kurslarımız var. Aklınıza gelebilecek tüm kursları gençlik merkezlerimizde gençlerimizin hizmetini açmışız. Açmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bu açmış olduğumuz yeni 6 genç ofis, 3 de daha önceden vardı, 9 genç ofis. Bir de inşallah planlama aşamasında ama gelecek yıl açmayı planladığımız bir gençlik merkezi daha var. Bunları açarak şehrin gençliğine, gençlerine hizmet etmek istiyoruz. Onların dışarıda değil de içeride daha da gençlik merkezine verimli zamanlarını kullanmalarını istiyoruz. Çünkü bu gençler, bu çocuklar bizim için önemli. Gelecekler orada kendi ilgi alanlarına göre faaliyetlerini sürdürecekler. Onlar talep edecekler, biz açacağız. Biz tabii burada paydaş kurumuz bazen Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, Halk Eğitim Müdürlüğü'nden hem Feyzi Bey'e hem de Kenan Taber Bey'e teşekkür ediyorum. Birlikte kurslar da açıyoruz. Evet. Bu kurslar
Yani tüm Elazığ istifade ediyor. Mesela halk oyunları kursu başlattık. Niye başlattık? Sağ olsun rektör hoca, Recai hocamız var. Aldık. Şimdi amacımız bu nesil kaybolmasın, bu kültür yaşasın. Bir de şehrin bir tane halk oyunları takımı olsun. Yarın yapılacak bir ziyaret olduğunda ya da bir organizasyonda şehri temsil edebilecek bir halk oyunları ekibini istiyoruz yani. Dışarıdan bir bakan geldi ya da üst düzey biri geldiğinde onu karşılayabilecek halk oyunlarımızı sergileyecek bir ekip yetiştiriyoruz. Şimdi Samet Bey, yeri gelmişken evet. Bir de sorayım da şimdi tabii halk oyunları evet kültürümüzün, folklorumuzun önemli bir parçası. Elazığ bu anlamda dünyada temsil edilmiş. Yani evet. Orada çayda çırasıyla geçmişte çok Japonya'da temsil edilmiş bir ilimiz. İşte son dönemlerde gündeme geliyor sık sık. İşte niye biz Urfa gibi sıra geceleri düzenlemiyoruz? Elazığ'da niye kürsü başları olmuyor? Bu da sonuçta sizin de ilgi alanınız evet. Ve yetki alanınız içerisinde olan bir bölüm. Gençlik Merkezi bünyesinde mesela bir kürsü başı. Aslında ilimizde yapılıyordu. Evet. Biliyorsunuz gerek belediye bünyesinde gerekse televizyon kanallarında tabii. Yapılıyordu. Ama aslında hiçbir ilde son 1,5-2 senedir yapılmıyor bu pandemiden dolayı. Sanki kayboldu yapmıyoruz gibi bir şey aslında oluşuyor. Ama aslında geçmişte çok yapıyorduk yani bunları. Tabii bunları yapmamız lazım. Ben dediğim gibi Elazığ çok büyük bir kültür. Yani Boğaziçi'nin hem yerinin altında hem de yerin üstünde çok büyük zenginlikler var. Doğru. Yani altında birçok madeni var. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan, üstünde de bir sürü zenginliği var. Az önce sizin ifade ettiğiniz gibi halk oyunları, yemek, yani yetiştirdiği bitkiler açısından mesela atıyorum bu ilimizde yetişen işte üzümünden olsun, orciğine kadar olsun. Aslında bu şehir dediğiniz gibi birçok zenginliği barındırıyor. Yani biz de yani bir koyu Elazığlı olarak bu zenginlikleri göstermemiz lazım. Bunların kaybolmaması lazım. Kurumumuza düşen ne varsa bunu yapmaktan hiç çekinmeyiz. Çünkü bu şehir bizim. Ben Elazığ'ı çok seviyorum. Bu şehre hizmet etmekten dolayı da çok mutluyum yani. Müdürüm, Elazığ'ı çok seviyoruz da maalesef ben zaman zaman söyleyeyim, insanlarımız birbirini sevmiyor. Evet. Yani en büyük sıkıntı sevmemekte. Ben hep onu söylüyorum. Bakın yani sevginin nerelere getireceğini düşünerekten böyle engin bir okyanus gibi düşünün. Engin bir sevginin örtüsü var aslında. Evet. Yani bugün Yunus Emre'nin bile değil mi? Evet. Şiirlerinde sevmeyle ilgili çok önemli cümleleri var. Kesinlikle. Yani işte gelin birbirimizi sevelim, gelin birlik olalım, bu dünya kimseye kalmaz gibi işte sözlerini evet. Belki farklı söyleyebilirim. Gönül adamı yani. Gönül adamı. Biz evet. Birbirimizi sevmiyoruz. Yani evet. Şehrimizi seviyoruz, evet. Ama insanlara bakıyorsunuz. İşte biri diyor ki kürsü başı böyle olmaz, şöyle olur. Öbürü diyor bu böyle olmaz, başka türlü olur. Ya öncülük edecek kimse yok. Bakıyoruz. Derneklere bakıyoruz. Şimdi dernekler bir araya gelemiyor bazen. Evet. Derneklerde ayrımlar oluyor. Bakıyorsunuz bir cemiyetten, kültür müzik cemiyetinden ayrılmalar oluyor. O gidiyor başka bir cemiyet kuruyor. O gidiyor başka bir dernek kuruyor. Niye bölünelim? Niye evet. Birlikte hareket etmeyelim? Kesinlikle. Büyük bir şekilde niye o yelpazenin içerisinde yer almayalım? Evet. Maalesef işte diyorum ya insanlar birbirini sevmeyince ayrılıklar da evet. Baş gösteriyor. Kesinlikle. Oysa biz hep birlikte Elazığ musikisi, Elazığ kültürü, Elazığ'ın hakikaten bu anlamda yöresel yemekleri. Tabii. Yani bu gençliğe tabii konu oradan açıldı. Yani o kültürümüzü yani hem öğretmeliyiz, kaybetmememiz lazım. Evet. Yani ekrana geliyor, belki izleyicilerimiz gördü sizler. Yani hakikaten açmış olduğumuz genç ofisler ve gençlik merkezimize yapmış olduğumuz yenilikler çok önemli. Yani aslında ilk defa ekrana geliyor. Çünkü evet. 6 tane genç ofisimiz yeni bitti. Yani yurttaki ve bizim tesislerimizdeki çocuklarımız bunların hepsinden istifade edebilecekler. Aslında şanslı bir nesil Coşkun abi. Yani mesela şu anda İpek Yolu Genç Ofis ekrana geliyor. Yani burada çocuklar İpek gelse Yolu aslında... İpek Yolu Genç Ofis bu çede çıraya çıkarken değil evet, mi? Teknokent'in... Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı yerde orada yer. Bizim kendi genç ofisimiz var. Çünkü orası büyük bir kompleks. Gençlik merkezimizin yapacağı faaliyetlerin aslında bir toplanma yeri. Evet. Yani
Orada ben İpek Yolu Derneği'ne de teşekkür ediyorum. Bize genç ofis için yer verdiler. Biz yapacağımız tüm faaliyetlerde ve etkinliklerde artık orada bir en azından bir Gençlik Spor Bakanlığı'nın genç ofisi oluştu. Dolayısıyla biz orada çok güzel faaliyetler yapacağız Allah'ın izniyle. Evet, Coşkun abi, ben Sezer Özek. Abdülsamet Eren müdürümü, abimi çok seviyorum. Destekleri için ne kadar teşekkür etsek azdır. Devre arasında diyor Gökay, Eser, Cihat, Ateş, Barış, Dilloğlu, Oğuz, Erk, Kaleye Ahmet Gül alınsa başarılı olunur. Ya Sezer, sen de bu isimler hep kafana takmışsın. Alan transfer yasağımız var. Nasıl alınacak? Evet. Solbek, Yasin Atiboğlu hep bunu bana da yazıyor sevgili Sezer. Dertli abi. Yani dertli işte Elaspor. Evet. Selam yani, söylüyoruz. Vallahi açılsın transfer yasağımız, tamam, açılsın da tabii konuya Elaspor olunca Samet müdürümüze soracağız biraz. Belki ikinci bölümde sorarız. Evet. İlk bölümde belki o gençlik gündem... merkezini kapatmadan önce aslında evet. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Gençlik merkezimiz depremde geçici konaklama alanlarından bir tanesiydi. Gençlik liderlerimiz var. Bizim kadrolu, kırmızı yelekler dediğimiz. Yani üzerine kırmızı yelekli olan gençlik merkezimizin liderleri var, kadrolu. Bir de mavi yeleklilerimiz var, onlar gönüllü. Eskiden bizim okulumuzun zamanında izci liderleri vardı, onun evet. Gibi bir şey mi? Yok, bu gönüllü liderlerimiz gerçekten tüm hemen hemen şehrin sorunlarında, depremde, pandemide, sosyal işlerde, hayır işlerinin hepsinde varlar. Yani filyasyonda yer aldık, depremde yer aldık, şu anda... İlçelere, beldelere ve merkezde birçok faaliyeti birlikte yürütüyoruz. Bazen konteynerde oluyorlar, bazen bir yaşlı teyzenin evinde oluyorlar, bazen bir camide oluyorlar. Ben tüm gençlik merkezindeki idareci, tüm lider arkadaşlar ve personele de buradan teşekkür ediyorum. İyi bir humalı çalışma içerisindeler. Onlar da Elazığ'ın gençliğine ve çocuklarına hizmet ediyorlar yani. Evet, yani burada ailelerin de özellikle... bu anlamda çocuklarını gençlik merkezlerine, işte bunun yanında yine genç ofis çalışmalarına kanalize etmeleri önemli. Evet. Orada bakın genç bir kızımız işte gitar çalıyor, az önce geçti görüntüde, evet. Görüntüye geldi. Yani bir kere Elazığ musikisi de çok değerli bizim için. Evet. Yani klarnetinden tutun, udundan, cümbüşünden, bağlamasından değil mi? Evet. Elazığ davuru mesela keza öyle. Elazığ musikisinde işte birçok böyle evet. Özellikle baş saz dediğimiz klarnet hakikaten başlı başına bir kurs gerektirecek. Ve herkesin de, benim rahmetli babam da iyi bir klarnet üstadıydı. Biz öğrenemedik babamızdan. Ama ben keşke bir öğrenseydim, bir klarnet çalmayı öğrenebilseydim diye. Biraz da böyle kendi tabirimize hayıflanıyoruz. Üzülüyorum. Yani keşke de öğrenmiş olsaydık. Ama en azından biz bundan sonra evlatlarımıza, çocuklarımıza belki işte ya geçmişte dede böyle yapmıştı. İyi bir müzisyen, sen devam ettir. İleride işte kimin torunusun? Yusuf Kamac'ın torunuyum gibi. Evet, kesinlikle. Dedem babamızdan, işte onun dedesinden rahmetle yad ederler. Yani kesinlikle. Bir Şükrü Canaydın, bir Mevlüt Canaydın değil mi? Yani sonuçta baktığın zaman Mehmet Şerif Çeçen, babam Yusuf Kamaç öyle yani Elazığ'ın önemli klarnet üstadları. Ta 70'li yıllarda babam plakları İstanbul'da plak için stüdyoya girmiş, plakları olmuş. Evet. Ya şimdi baktığın zaman artık bu dönemde bile bir plak çıkarmak evet. Çok zor şartlarda ama o evet. Gün babamın 7-8 tane plağının olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla burada Elazığ musikisinin yaşatılması adına da gençlik merkezlerindeki evet. Değerli hocalarımıza işte folklor evet. Hocasından tutun. Diğer branş evet. Hocalarının da çok önemli payları var. Evet. Ama dediğim gibi düzgün öğretmek lazım. Doğru öğretmek lazım. Notalara özellikle doğru basmak lazım. Evet. Ben hiç unutmam bir Samet Müdürüm. Bunu da söyleyeyim. Evet. Ondan sonra belki birinci bölümün sonuna doğru yaklaşmış evet. Olacağız. Konuyu bölmeme adına ikinci evet. Bölüme saklıyorum o diğer konuları. Evet. Herhalde stat ve sportif şeyleri ikinci bölümde konuşuyoruz. Tabii oralar çok evet. Var. Şimdi Harput'ta Şefik Gül Kültür Evi'nde evet. Mustafa Keser abimiz Elazığ'a gelmişti. Orada bir meşk yapıldı evet. Böyle. O meşk içerisinde bir klarnetçimiz, ismini söylemeyelim tabii, Allah rahmet etsin, vefat da etti. Parçayı çaldığı zaman Elazığ müziğini
Mustafa Keser abi dedi ki, bir dakika dedi, durdurdu hemen. Dedi yanlış notaya bastın, yanlış dedi, burayı çaldın. O da dedi, yok abi dedi, doğru dedi, hayır dedi, yanlış. Mustafa abiye kimse kül yutturamaz. Kesinlikle. Mustafa Keser yani... Mümkün değil. Son dönemde biraz da gündeme geldi Bülent Ersoy'la birlikte ama... Evet. Hakikaten işin ehli yani. Evet. Elazığ'ımızın bir değeri. Dedi hayır, yanlış. Klarnetçi ağabeyimiz biraz üzüldü tabii. Evet. O biraz da böyle papara yiyince Mustafa Keser'den. Dedi abi bize bunu böyle öğrettiler. Hayır dedi, böyle öğrettiler diye böyle devam ettiremezsin. Doğruyu öğreneceksin. Bak ben sana söyleyeyim, bu böyle değil. Evet. Bu ağzından yaptı. Ağzından klarnet sesi gibi yaptı Mustafa abi. İşte böyle olacak deyince ben de yani hak verdim kendisi. Ben de bu bilen biriyim yani müziği. Sonra klarnetçi ağabeyimiz gitti o tarafta bir sigara yaktı, üzüldü. Mustafa Keser gitti dedi ya bu, sana karşı bir şeyim yok. Yanlış öğrenmişsin, yanlış devam ettiriyorsun. Ha burada hata kimde? Onu yanlışı öğretenlerde. Öyle değil mi? Kesinlikle. Ama doğruyu öğretirsen doğru bir şekilde de devam ettirirsin. Yeni nesillere doğru aktarırsın. Evet. Urfa'yı biz örnek gösteriyoruz. Urfa niye? Hep doğrularla gidiyor böyle. Evet. Ama biz de bakıyorsunuz biraz yani özünden, gerçeğinden maalesef zaman zaman sapmalar oluyor musikimizde. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Özellikle derneklerimizin, müzik bilimcilerimizin bu işlerde çok yoğun bir tempo, yoğun bir zaman, yoğun bir mesafe harcamalar lazım. Ki bundan sonra öyle Urfa'ya yönelik bir beklenti olmasın. Evet, Elazığ'ın kürsü başısı hakikaten Elazığ'ımız özellikle Elazığ yani Harput, Urfa ve Kerkük. Evet. Müziğin üç saç ayağıdır. Evet doğru. Yani bu üçü çok önemli. Geçmişte de bunlarla ilgili programlar yapıldı. Evet. Bizim Harput bu işin hakikaten ağabeyidir. Kerkük ve Urfa. Evet. Bu üçgen içerisinde biz kendi yerimizi bilelim. O ağabey konumumuzu bilelim. Ve bundan sonraki Elazığ kültürünün, musikisinin yaşatılması adına kendimizden söz ettirelim. Birbirimize yani düşmeyelim. Yani aslında bizim yaptıklarımızın dışında gençlik merkezimize ben aslında bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yani bahsettiğiniz anlamda hem bizim Elazığ'ın musikisini, Elazığ'ın sanatını, kültürünü yaşatmak isteyen tüm derneğe kapılarımız açık. Biz onlara yer verebiliriz. Yani kursiyerleri de ayarlasalar, hangi programı yapacaklarsa bizim bizim gençlik merkezimizde bu programı yapın deriz yani. Kapıları sonuna kadar açarız onlara. Yeter ki yani şey yapsınlar, dediğiniz gibi bu kültürün yaşamasına vesile olsunlar. Biz katkı sunarız yani. Dolayısıyla tüm gençlik merkezlerimiz açık yani. Evet, gençlik merkezi işte o anlamda bu işe bir öncülük edebilir aslında. Evet. İçerisinde müziğin de olduğu bir yerdir. Evet. Mesela biz yurt dışına gittiğimiz zaman Almanya'da Diyanet'in bağlı olduğu bir isim vardı, aklıma gelmedi şu anda da. Diyanet'in bulunduğu yani Almanya'nın çeşitli vilayetlerine, Köln'e gitmiştik mesela, Düsseldorf'a gitmiştik oralarda. Didip. Diyanet'e bağlı bir kurum. Almanya'daki adı Didip diye geçer. İnanır mısınız o testlerin içinde, Didip'in yani Diyanet'e bağlı testlerin içerisinde tıpkı bir musiki cemiyeti gibi cemiyetler var. Gittik, Köln'dekine gittik. Hemen o Köln'de yeni yapılan bir cami var. Yakın zamanda tamamlandı. Orada inanır mısınız Türkiye'nin daha önce Türkiye'de çeşitli sahnelerde görev almış ve şu anda da Almanya'ya yerleşmiş birçok tanınmış sanatçı orada koro şefliği yapıyor. Bakın, Diyanet'e bağlı Didip dediğimiz yani Diyanet'in bulunduğu binaların içerisinde. Yani tamam ibadetinizi yaparsınız ama bu tarafta da farklı boyutta musiki anlamında, kültürel anlamda faaliyetinizi sürdürebilirsiniz. Evet. Orada bağlama kursları vardı, gitar kursları vardı, gördük işte koro vardı. Bizde de olmalı yani. Bizde niye olmasın ki? Kesinlikle. İşte gençlik merkezi bakın siz diyorsunuz buyurun gelin. Derneklerdeki hocalarımız branşlarıyla ilgili faaliyet göstermek isterlerse biz kendilerine kapımızı açıyoruz. Gençliğimize hizmet etsinler işte yeni jenerasyonlar da yeni genç müzisyenler, genç sanatçılar, genç ses sanatçıları yetişsin. Yetişsin, Yani bugün Mustafa Keser
Yaşı bir hayli büyüktür ağabeyimizin ama halen sahnelerdedir. Evet. Halen o sesine güvenilir. Halen o bilgisine, donanımına güvenilir. Evet. Bir Fatih Kısavurmak, bir Bülent Serttaş, öyle değil mi? Bunlar kesinlikle. Yani Elazığ'ımızın değerleri, gururları. Ya, evet. Yani onun için çok bu arkadaşlarımızın... Yani gençlik merkezimizde de aslında gönüllü gençlerimizin arasında yani böyle sanatsal değeri yüksek olan işte Semih var, Muammer var. Yani onlar da zaten zaman içerisinde de görev alıyorlar. Bu dönemde de hem Recai Hoca, yani arkadaşlarımızdan Onur Kıstak var mesela, bağlaması çok iyi. İstifade edeceğiz. Yani bizim amacımız dediğiniz gibi burada ne kadar çok çocuğumuza, gencimize herhangi bir eğitim verebilirsek, eğitimin adı ne olursa olsun, gelişimine katkı sunabilirsek bizim için çok iyidir. Çünkü buraların yapılış amacı o. Evet. Yani hakikaten belki ekrana geliyor ama hep aynı yerler değil. Toplam 6 tanesi açıldı. Zaten gençlik merkezimiz ayrı. Dolayısıyla bunların hepsini kullanacağız. Yani bunlar hepsini gençlerimiz için yaptık. Dolayısıyla kapımız tüm gençlerimize hazır. Velilerimiz çocuklarını alıp gençlik merkezimize gelsinler. Var olan hangi kurs varsa çocuklarını yazdırsınlar. Ya da açmak istedikleri kurslarla ilgili talep etsinler. Biz bu talebi değerlendirelim. Belirli bir sayıya ulaştığımız zaman o kursu da açalım. Yani evet. Yani bizim herhangi bir kısıtlamamız, herhangi bir defansımız söz konusu değil. Ben hem gençlik merkezimize hem de tüm spor tesislerine, programın sonunda da belki söyleyeceğiz, tüm Elazığlı hemşerilerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi bekliyoruz. Yani yeter ki çocuklarını alıp gelsinler. Biz tamamen buraları aşmışız. Yani bu çocuklarımız istifade etsin diye. Şimdi dün düşünsenize yani. Sizden yetişmiş olan böyle bir koro düşünün. Sizden evet. Yetişmiş olan böyle bir sazende grubu düşünün. Evet. İlimizin, şehrimizin belirli noktalarında böyle evet. Kısa minik konserler verdiğini düşünün. Evet. Değil mi? Ne kadar güzel olur. Evet. Gençlik merkezi korosu, gençlik merkezi saz heyeti, gençlik merkezi işte hanendeleri, ses sanatçıları evet. gibi böyle evet. değerlendirilebilir. Evet. Bu arada Zafer Aksoğlu mesaj atmış diyor. Coşkun Bey, İl Müdürümüz Abdülsamet Eren Bey'e yaptıkları tüm hizmetlerinden ve Elazığ'ın sporuna katkılarından dolayı çok teşekkürlerimizi sunuyorum diyor Zafer Aksoğlu. Aynı zamanda kendisi Kuraş il temsilcisi değil mi? Zafer çok aktif bir arkadaşımız. Benim de liseden arkadaşımdır. Evet. Kuraş'ta hem antrenörlüğü var hem il temsilciliği. Aynı zamanda birkaç spor branşıyla daha uğraşıyor. Gönüllü, yani bu işe gönül vermiş birisi. Ben Zafer gibi birinin Elazığ'da var oluşundan da mutluluk duyuyorum. Çünkü aynı zamanda iyi bir Elazığlı, iyi bir STK'cıdır. Kendisine iyi akşamlar diliyoruz. Evet. Samet Bey'im, reklama gireceğiz. Evet. Arkadaşlarımız reklam arası istiyorlar. Evet. Onu yapmamız lazım. Bu arada ben... İkinci bölümde tüm sportif faaliyetleri konuşuruz. Evet, ikinci bölümde tabii genelde başarılar dileyen izleyenlerimiz var. Evet. Samet müdürümüzü seviyoruz. Kendisi bir hayli başarılı bir müdürümüz. Teşekkür ediyoruz. İkinci bölümde tabii yavaş yavaş biraz da ilimizin başarılı spor dalları var. Bunlarla ilgili çalışmalar var. Yine sayın müdürümüzün çok amaçlı antrenman salonu ile ilgili hakikaten çok beğeni toplayan bir çalışmasıydı, hizmetiydi. O da gerçekleşmiş oldu. Onu konuşacağız. Tabii Elazığ şehir stadının durumu nedir? Onunla ilgili inşaatın durduğuna dair bilgiler geliyor bizlere. Son durum nedir? Onu da konuşacağız. Elazığspor'u konuşacağız tabii. Spor yatırımlarını konuşacağız. Yeni dönemde Elazığ'a spor yatırımları için neler yapılabilir diye. Az sonra tekrar ikinci bölümde birlikte olacağız. Ve maraton tüm hızıyla devam edecek değerli izleyiciler. Evet, maraton devam ediyor değerli izleyiciler. Konuğumuz Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Abdülsamet Eren Hocamız bizimle birlikte. Abdülsamet Eren Müdürümüzle ilk bölümde özellikle gençliğe hitap edilen yurtları, gençlik merkezlerini ve yine bu doğrultuda genç ofis çalışmalarıyla ilgili düşüncelerini, faaliyetlerini bizlere sağ olsun aktardı. Tabii bu bölümde de yine Elazığ'ımızın sportif yatırımlarını, sportif başarılarını konuşacağız. Stadyumla ilgili konuşacağız. Samet Müdürüm, Elazığ'da özellikle sportif başarılarımız tabii ki evet. bir aile fazla aslında. Evet. Baktığım zaman
Yani hem bireysel sporlarda başarımız var, hem takım sporlarında başarılarımız var. İşte son takım sporlarında gençlik spor kulübü handbolde, değil mi kızlarda? Evet. Grup en yakın şeyi başarımız bu. Evet, takım sporu. Evet. Sonuçta ikinci lige yükseldi bölgesel ligden. Evet. Ama işte boksta da başarılarımız var, badminton'da var, bireysel anlamda. Kuraş'ta var. Kuraş'ta var. Masa tenisinde var. Su topunda evet, var. Evet, evet, hepsinde yani var. Su topunda, yüzmede var. Tekvando'da var. Yani, dolayısıyla genel perspektif içerisinde bakarsak Elazığ'daki sportif başarılar nelerdir dersek siz neler söylersiniz? Şimdi bunu? Bir hakkı teslim etmek gerekir. Şimdi başarılı sporcu, mesela biz 3 yıla yakın, 2,5-3 yıldır görevdeyiz. Evet. Yani bizim dönemimizde başlayan bir sporcu hemen bir anda büyüklerde, gençlerde şampiyon olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Bunlar geçmişten gelen, çok uzun yıllara dayanan. Mesela Aliye Demirbağ, badminton'da şu anda Elazığ'da en olimpik kotası, olimpiyat kotasını almış en başarılı sporcu. Gülse Polat tekvando'da, hakeza öyle. Gizem Özer boksta öyle. Bunlar yıllardan beri gelen. Ben geçmişte, yani bir emeğin karşılığında tabii, gelmişler. Tabii geçmişte bu sporcularımıza, Elazığ'dan yetişmiş tüm sporculara emek veren kim varsa, hocasından, yöneticisine, hepsine teşekkür etmek lazım. Allah onlardan razı olsun. Biz onların üzerine koymamız lazım yani. Şimdi tesisler de öyle yani. Mutlaka bizden önceki arkadaşlarımız da emek vermişler, gayret vermişler. Bizler yani birçok yerin bakım onarımını yaptık. Yani Yakup Kılıcı'ndan tutun da işte uzun yıllar devam eden çok amaçlı spor merkezimiz, 5 evet. salon var. İşte orada 2 tane kortumuz vardı. Bu 2 tane kortu yeniledik. Yeni 3 tane kort yapıyoruz. Bocce sahası yapıyoruz. İlçelerde bir sürü yaptık. Birazdan konuşacağız. Ama sportif başarıda bugün yetiştirdiğimiz fidan hemen büyür mü? Ağaç büyümez. Bizler bu yapmış olduğumuz tesislerden belki 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sonra çok önemli sporcular çıkacak. Evet. Yani önemli olan Abdülsamet Eren'in döneminde yapılmış başlamış sporcu değil. Eski müdürlerimizin döneminde değil ya da antrenörlerin değil. Önemli olan Elazığ'dan. Müsabakaya gittiğinde Elazığ'ı geçtikten sonra Kömürhan'ı ya da şeyi geçtikten sonra ne diyorlar? Elazığ'ın sporcusu diyorlar. Biz için belediye sporda, telekom sporda, Aksaray sporda, Ebu Aysa hepsi aynı. Hepsi Elazığ sporcusu. Biz bu amacı gidiyoruz. Tabii belediye başkanımıza birçok branşta bazı sporcuları, üst düzey sporcuları teslim ettik. Sahip çıkıyor, Allah razı olsun. Çünkü biz yetiştirelim diyoruz. Belediyemiz bünyesine alsın bu sporcularımız. Çünkü ciddi ihtiyaçları var. Büyük şehirlerdeki sporcularla yarışacak düzeyde olmaları için katkıya ihtiyacımız vardı. Başkanımız da Allah razı olsun bunu veriyor. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bize göstermiş olduğu sporculara. Şahin Başkan da tabii evet, spordan gelmiş bir kişi var. Olması önemli. Evet. Sizler de yine öyle spordan gelmiş birer yöneticisiniz. Evet. Dolayısıyla yani evet. Aslında şanslı bir dönemdeyiz. Evet. Ben geçen gün demiştim şanslı değil mi? Bir miydi? Evet evet, açıklamanızda da bahsetmiştiniz. Evet. Yani beraber hareket ediyoruz. Beraber de etmemiz lazım. İşte tekvando'da Gülse, Adana'da bir kulübü var. Ama antrenörü Suat Acar, Akın Keleş, Özcan Hoca, Fethi Hoca, bunlar bizim antrenörlerimiz. Antrenmanlarını çok amaçlı spor merkezinde yapıyor. Yani Gülse gerçekten 2 Türkiye şampiyonu, Beyrut'ta şampiyon oldu. Dünya şampiyonasına gidecek. Şanssızdı, Covid geçirdi. Çok da hanımefendi spor akademisinde okuyor. Allah yolunu açık etsin yani. Amin. Gülse'yi gerçekten de çok seviyorum. Boks'ta Gizem Türkiye şampiyonu oldu. Büyüklerde oldu ama. Yani yıldızlar değil, gençler değil, büyükler. Büyükler. Yani tabii büyükler şampiyonasında Cemil Hoca ve ekibini, bizim orada çalışan tüm antrenörler, arkadaşları, hepsini tebrik ediyorum yani. Hamza Kendiricioğlu, o da hem Türkiye üçüncüsü oldu hem de antrenmanları yaptırıyor. O da bizim antrenörümüz. Tabii Gizem belediye spor sporcusu şu anda. İşte Telekom'da olan sporcularımız var. Ama biz dediğimiz gibi hepsini kendi sporcu, Elazığ olarak görüyorum ben yani. Gençlik Spor İl Müdürü, yani illa Gençlik Spor İl Müdürü'nün kulübü ya da sporcusu olacak diye değil. Ben dolayısıyla tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Aylin Türkiye ikincisi oldu 60 kiloda. 92 kiloda Hamza Türkiye üçüncüsü oldu. Santraç'ta mesela geçen gün küçük kızımız Yıldızlar'da 7 yaş kategorisinde Azra Karataş milli takım havuzuna seçildi Santraç'ta Azra. Yani bu da önemli, çok önemli bir başarı. Evet. Kuraş'ta hem gerek ilimizde Türkiye Kuraş Şampiyonası düzenledik. Evet. Aynı zamanda Karaman'da da Türkiye Kuraş Şampiyonası yapıldı. Dolayısıyla bu şampiyonalarda
birçok şampiyon elde ettik yani. Evet. Tabii önemli Samet Müdürüm. Çünkü şunu söylemek gerekir. Elazığ'ımız mesela iki tane de Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Birisi Ahmet Uygur Türkiye Boks Şampiyonası'ydı bildiğiniz gibi. Önemli bir organizasyondu. Fırat Üniversitesi'nin çok amaçlı salonunda yapıldı. İkincisi de Kuraş değil mi? Evet. Kuraş'ın evet. Elazığ'da Türkiye Şampiyonası yapıldı. Yaklaşık herhalde kaç sporcuydu? 500 sporcu yani, civarındaydı. Boksta Kuraş'ta 600'ün üzerinde sporcu geldi. Evet. Boks Türkiye Şampiyonası'nda ilimize 600 sporcu geldi. Ben katkı veren Elazığ Belediyesi'ne, özel idaresine, Elazığ Valiliği'ne, ismi aklıma gelmeyen kurumlar varsa hepsinden çok Fırat özür diliyorum. Fırat Üniversitesi. Evet, evet, Fırat Üniversitesi bize salonunu açtı. Rektör hoca, ekibine, SKS daire başkanına, şube müdürüne. Yani bir Türkiye Boks Şampiyonası yaptık ilimizde. Hemen akabinde Kuraş Türkiye Şampiyonası yaptık. 500'e yakın sporcu geldi yine antrenörleriyle. Evet. Biz Allah izin verirse 2022'de şu federasyon seçimleri bitsin, başkanlar belli olsun. Yine elimizde en az birkaç tane Türkiye Şampiyonası yapacağız. Yani biz bütün organizasyonları yapacak da güçteyiz. Yaparız. Salonumuz yeterli değil mi? Tabii. Zaten birazdan geleceğiz. Var olan salonlarımız var. Bir de yapılan salonumuz da var. Onu da birazdan evet. işleyeceğiz. Görüntüler gelecek. Ben dilerseniz handbolda mesela biz kız ve erkek takımı kurduk. İkisi de 2. ligde bu yıl inşallah çıktılar. Mücadele vereceğiz. Bu çocuklarımızın hepsi özellikle Doğu Kent Mahallesi, Kırklar Mahallesi, Çatal Çeşme, Salıbaba'da yetişen çocuklar. Bu çocuklarımız spor akademisine oradan öğretmen oluyorlar. Aynı zamanda çocuklarımızı dışarıdan da alıkoyuyoruz ve onları üst düzey milli sporcu yapıyoruz. Yani bu da çok önemli bir emek aslında. Tabii ki eğitimlerine çok önemli katkı sağlıyor. Oradaki puanları dediğiniz gibi spor akademisine girmelerine vesile kesinlikle oluyor. Deniz Hoca, Turgay Hoca, Engin Hoca mesela handbolda şimdi iki tane takımımız var yani. Bu yetişen çocuklar ligde mücadele edecekler. Burada olan çocuklar ek puan alarak spor akademisine de yerleşecekler. Ya. Genç spor kulübünde bu sene kurduk. İyi de gidiyoruz. Yüzmede yine Balıkesir'de işitme engellerde Türkiye şampiyonası oldu Ali Özyalçın. Yine Yıldızlar'da Siraç Efe Özyalçın 4 stilde birinci oldu. Türkiye şampiyonu oldu. Su topunda Azra Demir, Berrak Yağmur Öksüz ve Ecem Zorlu sporcularımız ilk defa milli takım havuzuna gittiler. Milli takım antrenmanlarına katıldılar su topunda. Evet. İnşallah ikinci ligde de orada da mücadele etmek istiyoruz. Şu andaki mevcut federasyon da Elazığlı Vedat Akgün. Evet, Vedat su topunda. Abi. İnşallah seçimleri de var. Güreşte yine 57 kiloda Türkiye üçüncüsü olan bizim Yunus Emre Cem Polat milli takıma gitti. Uzun bir aradan sonra milli takıma sporcu verdik. Yani birçok branşta Elazığ'da yani uzman kadromuz var. İnşallah çok da iyi tesislerimiz var. Yenilerini de yapacağız. Yani hem stadın altında cep salonları yapılacak hem yeni tesisler yapacağız. Bunlarla birlikte inşallah kısa süre içerisinde de olsa bir de uzun vadede bunların meyvelerini verecek. Çok amaçlı spor merkezinden yetişecek sporcular 5-10 yıl sonra göreceksiniz Türkiye'nin her yerinde ses getirecek. Oralar cıvıl cıvıl. Hocalarımızın hem konforlu antrenman yerleri var. Biz sadece oralarda antrenman yapacakları bir alan oluşturmuyoruz. Onlar orada da genç ofisler açıyoruz. Orada da fizyoterapistimiz var. Selin Hanım çok başarılı. Psikologumuz Furkan Bey var. Tesiste görev alan işte arkadaşlarımız var. Yani bir de sosyal donatılarıyla bitiriyoruz biz bu tesisleri. Dolayısıyla ben tüm antrenör arkadaşlarımıza, spor servisinde çalışan tüm bizim personel arkadaşlarımıza, şube müdürüne hepsine teşekkür ediyorum. Herkes gerçekten iyi çalışma veriyorlar. Bunların meyvelerini zaman içerisinde Elazığ alacak. Yani hemen bir seferde de olmuyor ama son zamanlarda da hem milli takıma verdiğimiz hem de Türkiye şampiyonaları elde ettiğimiz derecelerde az da anımsamayacak gibi değil. Ben bir kez daha gerek bizim dönemimizde, bu 3 yıllık dönemde, gerekse de geçmişte emek vermiş herkese teşekkür ediyorum. Yani bu bir ekip çalışması yani. Evet. Tabii bu başarıların gelmesi için de sportif yatırımların olması lazım aslında. Evet. Samet Müdürüm. Evet. Bunlar da elimizde zaten yapılıyor ama siz pes etmiyorsunuz. Habire yatırım evet. gelmesi için de ödenek talebinde bulunuyorsunuz. Sık evet. sık Ankara'ya gidiyorsunuz. Sayın Bakanımızla, bakanlık yetkilileriyle görüşüyorsunuz. Vekillerimizle, belediye başkanımızla bir araya gelip ilimize ne gerekli, ne tür spor yatırımları gerekli diye istişare ediyorsunuz kesinlikle. Aslında. Kesinlikle. Yani, neler yapıldı, neler yapılabilir ya bundan sonrası için? Sizin ifade ettiğiniz gibi yani burada Gençlik Spor Bakanımız
Bakan Yardımcımız Sayın Eski Elazığ Valisi İhsan Selim Baydaş Bey, milletvekillerimiz, Elazığ Valimiz, Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, yani hakikaten ortak çalışmalar yürütüyoruz yani. Yani biz hep söylüyoruz yani Elazığ'a şu kişiyle görüşülmesi lazım, şu ödenek lazım. Sağ olsunlar kısa süre içerisinde hallediyoruz. Ekrana Kaca'ya herhalde getirecek spor yatırımlarımızı. Mesela evet. Spor yatırımlarında eksik olan birçok tesisimizi aslında biliyorsunuz bir yıl içerisinde birçoğunu bakım onarımı aldık, yeniledik ve birçok yatırım kazandırdık. Gerek il merkezinde. Bu handbol takımımız değil mi? Evet, bu handbol takımımız. Yani az önce konuştuğumuz sportif evet. Başarının olduğu yer. İkinci yer yükselmişti. Spor yatırımlarına birazdan herhalde arkadaşlar spor yatırımlarıyla ilgili hazırlıyorlar. Evet. Şimdi statla başlayalım istiyorsan. Ekrana da geldi. Sanki yeni bir görüntüye bugün, benziyor. Bugün çekilmiş görüntüsü. Öyle mi, bugün budur mi? Son görüntü. Dolayısıyla çatının %60'ı tamamlanmış. Belki de fark ediyorsundur Coşkun abi. Evet, evet, evet. Yani çatıda... Dört bir etrafı kapalı. Bu ayın sonunda çatı komple kapanır. Kapanır. Yani çatı kapanır. Yani kale arkasından da maç seyredenler yağmur, çamur değmeden, ıslanmadan maçlarını inşallah evet. Burada Elasporumuz, Karakoçan takımımız nice şampiyonluklar yani yaşarlar. Yani temelini hatırlarsan birlikte atmıştık Coşkun evet, abi. Evet, evet. Eylül 2019'un 17 Eylül'ü diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamasam. Evet. Temelini birlikte atmıştık. İnşallah açılışı da nasip olur bizlere. Yıkımına da şahit olduk. Evet, yapımına da evet. Şahit olduk. Yani stat kalsın arkadaşlar isterseniz. Evet, stadı şimdi, getirelim tekrar. Şimdi statta biz cep salon, 4 tane cep salonu var bu stadın. Bu salonun 23 tane locası var. Bu salonda 3 tane kafeterya var. Yine bu salonda özellikle güney tarafında altlarda işletme alanları olacak. Yani caddeye bakan kısımda. Ve bu statta hakikaten diğer statların hiçbirinde olmayan, bakın Türkiye'nin hiçbir statında bu statın görüntüsü yok. Niye diyeceksiniz? Dış cephesi tamamen çelik, prekast ve camdan oluşuyor. Türkiye'deki bütün statları gezmişsinizdir. Evet. Hepsi sacdan oluşmuş. Saç. Yani o takımın rengine göre saca boyanmıştır. Tabii tabii. Dolayısıyla bu stat aslında Londra statları gibi AVM görüntüsü içerisinde, şehrin merkezinde böyle bir kötü görüntüsü de yok. Dolayısıyla mesela otopark sorununu bazı çok kez gündeme geliyor. Şimdi 50 bin kişilik Fenerbahçe stadı, 50 bin kişilik Galatasaray stadı, 40 bin küsürlük Beşiktaş stadyumu şehrin merkezinde değil mi? İstanbul'da. Tabii, aynen öyle. Yani dolayısıyla yani Elazığ gibi yani hakikaten hem kapasite olarak hem de metropolitan olarak İstanbul'u düşündüğümüzde oralarda maçlar oynanıyor da yani niye Elazığ merkezde Samet yaptınız? Samet Müdürüm, zamanında bu stadın yerinde yapılan Atatürk Stadı vardı ya öncesinde. Evet. Biz Nail Bey mahallesinde oturuyorduk. Çarşıdan yürüyerek geliyor dediler ki işte Atatürk evet, Stadı'nın yapılmış. Bu da spor salonu. Şu anda spor evet. Salonu %85 aşamasında. Vay baba dedik ne evet. Kadar uzak burası yürüyerek geliyorduk. Git bitmiyordu. Şehir dışı gibiydi. Şimdi şehrin merkezinin tam içinde kalmış burası. Dışarıya da bir stat yapılsa, başka diyelim Malatya yoluna yapılsa birkaç sene sonra orası da şehir merkezi gibi olacak. Öyle değil evet, mi? Kesinlikle. Dolayısıyla yani belki bence de en uygun yer aslında şimdi, bu oldu. Şimdi yani 15 günde bir de statta trafik sorunu olacak. Yani çünkü bir yığılma olacak. Yani evet. Bunu da şehir yani 15 günde 3-4 saat idare eder. Sorun değil. Zaten şu anda 60'lar sitesiyle stadın şu arkasındaki bizim eski il müdürlüğünün olduğu alan var. Evet. İl müdürlüğü binası yıkılacak. Tabii. Tamamen bu alan otopark olacak. O alanda hiçbir şey olmayacak. Sadece büyük yetişmiş ağaçları kesmeyeceğiz. Çünkü eski il müdürlüğünün bahçesinde büyük ağaçlar var. 40 yıla aşkın süredir belki olmuş ağaçlar evet. Var. O alanda 400, 500, 550 araçlık otopark planlıyoruz yani. Müdürüm şimdi burası merkeze çok yakın değil mi? Evet. İnsanların yürüyüş alanı, yürüyüş evet. Mesafesinde. Araçlarıyla değil de yürüyerek gelsinler. Bizim hem spor yapsınlar. Bizim dernekleri zaten yürüyerek gelecek. Evet. Şehir merkezine yakın olanlar da zaten eşiyle çocuğuyla yürüyerek gelecek. Tamam. Toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımız olacak. Evet. O günde yani bugün maç var diye arabamla gitmeyeyim, başka bir şekilde gideyim diyenler de olacak. Araçla gelenler de olacak. Olsunlar. Yani stadın salonun altında 80 araçlık kapalı otopark. Arka tarafında da 500 araçlık zaten normal otoparkımız olacak. Trafik de
O gün biraz birkaç saat yani çok olmazsa şehri rahatsız edecek bir durum değil. Zaten maç zaten ya cumartesi olacak ya pazar olacak. Evet. O kadar da olur. Bunu uzağa götürseydik ne olurdu Coşkun abi? Artıları olur muydu? Belki bir kompleks yapılırdı. Olurdu. Evet. Ama stadın altındaki cep salonları ve işletmeler uzakta olunca rağbet görmez. Olmazdı. Sporcuları götüremeyiz. Dolayısıyla şehir merkezinde olması stadın aslında cazibesini de arttırıyor. AVM görünümünde evet. Ya da işte bir ofis görünümünde, bir evet. iş merkezi görünümünde stadyum. Evet. Yani öyle ikisinin diyelim. De artısı eksisi var ama yani bence yerinde olmasının Elazığ Spor'a, Elazığ Spor'una ve stadın özellikle imajı açısından merkezde olması bence önemli. Hani gerçekten de son derece modern bir stat olacak. Artık Elazığlı spor severler, taraftarlar en azından rahat koltuklarda oturacaklar. Maçlarını inşallah izleyecekler. İnşallah Rabbim bize o günleri gösterir. İyi bir takımızla birlikte. Şekli de enteresan evet. değil mi? Böyle dikdörtgen evet. mi, kare mi bilmiyorum ama. Yok tamamen kutu gibi bir stat. Yani köşeli, oval değil, köşeli. Yani bazı statlar elipstir, bazıları evet. ovaldır. Ama bizim tam dikdörtgen kutu gibi bir stadımız var. Bittiğinde de muhteşem olacak. Emeği geçen tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Yani saygılarımızı sunuyoruz. Ama benim de haftanın 2-3 günü statta olduğumu evet. Stat Proje Müdürü Vural Bey ve Fatih Bey bilirler. Statta hakikaten yoğun mesai veriyoruz arkadaşlarımızla birlikte. İçeride de çok iyi işçilik var. Şu anda mesela çatıda %60 dedik ama çeliğin %97'si bitmiş. Bu görmüş olduğunuz çelik aksam. Yine spor salonu %85 seviyesinde. Zaten siz de görüyorsunuz evet. çatısı komple kapandı. Tabii gözüm ekranında şu anda evet. Monitörde stadı izliyorum da. Evet. Müdürüm tabii stadın tam ortasına bakıyorum ben. Evet. Zemine yani bakıyorum. Evet. Hatta sizinle istişare ediyoruz evet. zaman zaman. Diyorum evet. ki benim kendi düşüncem de şu. Yeni stadyumlarda hep hibrit çim evet. kullanıldı. Evet. Hibrit çim de Elazığ'ın mevsimsel evet. şartlarına uygun aslında. Çünkü karasal bir mevsim. Hibrit karasal ben de bir, istiyorum. Çünkü hibrit siz de biliyorsunuz %30'u sentetik olan. Yok tam tersi. %60'ı, %65'i değişiyor sentetik. Tabi. %35-40'ı doğal çim. Çimde. Ama bu serme hibrit öyle. İki türlü hibrit var. Bir çakma hibrit var. En son teknoloji serme çim. En son serme hibrit. Yani tamamen halıyı seriyorlar. Tamam. Boşluklar var. Aradan doğal çim çıkıyor. Mesela bu nerede uygulandı? Adana'da uygulandı. Adana'da. Nerede uygulandı? Hatay'da uygulandı. Nerede uygulandı? Giresun'da uygulandı. Mevsim uygun evet. olduğu için değil mi? Evet. Adana'nın uygun değil. Sentetik hibrit sıcakta doğal hibriti yakıyor aslında. Adana'nın iklimine aslında çok serme hibrit uygun değil. Çakma hibrit ise normal doğal çimin üzerine nakış gibi hibrit işleniyor. Evet. Tabii. Ama biz bakanlıkla görüştüğümüzde zaten doğal çimdi. Şunu söylediler bize aslında. Yani şu anda Doğukent'te bir stadınız var. Burada da var. Bir takım oynayacak. Bir takım eğer burada maç yapacaksa bir de takımımız maalesef 3. ligde. Dolayısıyla aylık bakımı 45-50 bin lira. Hibritin mi? Evet. Yıllık 500-550 bin civarında. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda eğer üst düzey bir performans gösteren takımlarımız çıkarsa yani zeminin hibrite dönmesi hiç de zor bir şey değil. Sonuçta doğal çim yapacağız. Çim konusunda da iyiyiz. Doğukent'te iki takımımız oynamasına evet. rağmen aslında zeminimiz... Sevgili Mustafa Atagün evet. işin uzmanı zaten de. Allah orada Mustafa'mız da, Özkan da, Özkan var, evet. Servet Bey de, Servet elemanlar Bey. Da çime aslında gözümüz gibi bakıyoruz. Yani biz hiçbir bakımını Doğukent'te eksik bırakmıyoruz. Evet, evet. Her sene kumlamasını yapıyoruz, gübresini alıyoruz, tüm bakterilerle karşı olan kimyasalların hepsini alıyoruz. Yani tamamen ben özellikle arkadaşlar bilir, Doğukent'e ne lazım olmuşsa tamamını kullanmışız. Burada da inşallah güzel bir zeminimiz olacak. Yani stadyumumuz da tamamlandığında inşallah Elazığ'ımızda hem salonla hem statla birlikte yeni, modern bir tesis kazanmış olacağız. Şu anda şehrin devam eden en büyük spor yatırımı da budur. Evet. Birçok yatırımın tabii, önünde tabii. aslında. Aslında spor evet. yatırımından değil de şehre yapılan bir yatırım burada diye değerlendirmek zaten lazım. Zaten seyircilerimiz biliyor. Doğukent'te o da aslında çok evet. modern bir stat. Samet Müdürüm, Gülse evet. Polat'ın mesajı var. Evet. Gülse Polat diyor ki müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hep birlikte daha evet. nice başarılara ulaşacağız inşallah Gülse diyor. Gülse benim için çok kıymetli. Ekranda az önce de ifade ettim. Çok başarılı olmasını istiyorum. İnşallah. Hakikaten hem hanımcık hem de gerçekten üst düzey bir sporcu.
Ben buradan başarı diliyorum. Ailesine de selam sevgilerimi gönderiyorum. Mehmet Emin Öztürk diyor ki maşallah müdürünüzün hizmetlerini takip ediyoruz. Hizmetlerinin hızına teknoloji yetişmiyor. Her mahallede SEM sahaları, her ilçede spor tesisleri var. Müdürümüze Elazığlı spor sever olarak teşekkür ediyorum. Nice başarılara imza atması dileklerimizle tekrar teşekkürler diyor. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz. Acaba diyor o statta boks salonu var mı bir izleyicimiz diyor. Yani stadın altındaki cep salonlarında planlama yapacağız. Valla boksta modern bir salon yaptık. İki tane ring koyduk. Hocalarımız da hak ediyor. Coşkun abi arkadaşlar ekrana getiriyor. Burası baskil. Evet. Tribün baskil yaptık. Çevre düzenlemesini yaptık. Giyinme odasını yaptık. Fatih aslında ekrana varsa şeyi getirebilir miyiz? Mesela yatırımlarla alakalı bizim satır satır yazdığımız görüntü evet, değil de yazılı olanı getirebilirsek çünkü hakikaten hepsini yetiştirebilmemiz çok da şey değil, zaman açısından kolay olmayabilir ama şu anda 5 tane ilçemizde spor yatırımımız %90-95 seviyesinde Coşkun abi, yani bitirdiklerimizi demiyorum, devam edenler %90-95 yaklaşık bir ay sonra Allah izin verirse şey yapacağız. Burada gençlik merkezinin zeminini de komple yeniledik. Coşkun abi. Pırıl pırıl bir zemin oldu. Evet. Ek tribün zaten biliyorsunuz yapmıştık. Giyinme odalarını komple yeniledik. Ben diyebilirim ki Türkiye'nin en iyi amatör sahası. Yani iki tribünlü, modern giyinme odaları ve zemini de. Evet, burayı diyorsun şimdi, değil mi? Evet. Şimdi buradan bakabilirsek tamamlanan yatırımlarımızda mesela statlarda Doğuken stadını biliyorsunuz tamamladık. Evet. Hemen üst tarafta Bahçeli Evler sentetik sahasını tamamladık. Arıcak ilçe stadını Türkiye'de en hızlı amatör saha. 45 günde, 53 günde bitirdik burayı biliyorsunuz. Evet. Gençlik merkezimizin stadının bakımını yaptık. Bu sene açtık şimdi, oynuyorlar. Basket sahası, tribün giyinme odası, odaları ve aydınlatma işi tamamlandı. Yine yurtlarda Fethi Sekin yurdunu açtık. 1750 Sarana ve Harput'a bakım onarımı yaptık. Bunlar tamamlanan yatırımlarımız. Hızlı geçelim biraz. Evet. Spor salonları anlamında Saadettin Saran Bey'e deprem döneminde biliyorsunuz. Sözü vardı. Aksaray'da salonu evet. Açtık. Şu anda Aksaray'ın ikincilik voleybol takımı çalışıyor. Yine orada birçok çalışmalar olacak özellikle. Yine çok amaçlı spor merkezini açtık. Kovancılar ve Karakoçan spor salonu baştan yarattık. Hem içini hem dışını hem zeminini hem çevre düzenlemesini yeniden yaptık. Yani bu salonlar şimdi pırıl pırıl oldu yani salon açısından. Yine özellikle bizim Yakup Kılıç Spor Salonu'nda zemini yenilerken 5 tane de cep salon yaptık. Yani komple baştan yaptık yani bu salonları. Mesela 40 metrekareden 4 tane odayı yıkıp 120 metrekarelik. Önceden mesela, olmayan tabii, yani. Tabii yani 5 tane salon yaptık. Mesela alt tarafta planlanmıştı bir yemekhane vardı. Orayı iptal ettik. Çocukların giyinme odaları, duşlarını yapıp judo salonu yaptık. Üst tarafta karate salonu yaptık. Tekvando ve kickbox birleşik de tekvandoyu çok amaçlı gönderdik. Orayı komple açıp kickbox'a tahsis ettik. Yani antrenörlerimizin spor sahası anlamında aslında önünü açtık. Yani şimdi çok başarılı bocceciler var. Antalya'ya gidiyorlar. Şahin Başkan sağ olsun oranın asfaltını komple döktü. Biz de hem çevre düzenlemesi ve sahanın üst yapısını yapıyoruz. Bocce sahasını tamamladık. Yakup Kılıç ve Olimpik Yüzme Havuzu'nun arkasındaki alanda iki kort vardı. Yeniledik. İki kort daha yapıyoruz. Biri kapalı. Bir kortumuzu Sarıhan'a yurduna yaptık. Evet. Dolayısıyla bu anlamda birçok açığı da aslında kapatmış olduk. Şu anda Kovancılar'da mesela zemin komple yenileniyor. Zemin şu anda yok. Kaldırmışız. Giyinme odası yeniden yapılıyor. Yani yoktu. Paro'da giyinme odasını, tribünlerini yaptık. Karakoçan'da tribün ve çevre düzenlemesini yaptık. Alacakaya'da güreş salonunu komple yeniledik. İç dışını alan bulamadığım için okulun bahçesine basketbol, voleybol sahası yaptık. Ağında spor tesislerini, giyinme odalı, basketbol, voleybol, futbol ve kadınlarımızın ve gençlerimizin antrenman yapacağı aletlerin olduğu alan ve çevre düzenlemesini yaptık. Orada bitti. Evet. Yani bunları ilçelerimizde tamamladık. Ve merkezdekiler de devam ediyor yani. Peki müdürüm, tabii yakın zamanda birinci amatör hükümet futbol karşılaşmaları evet. da başlayacak. Bu ilçelerdeki tesislerde maçlar oynanacak mı?
Yani tabii şu anda bir tek Kovancıların zemini önümüzdeki hafta halı gelecek. Diğer bütün ilçeler hazır. Hazır değil mi? Maçta, bütün ilçelerde maçlar. Yani maçta da deplasmanda mı olacak? Tabii yani ilçe istediği sürece kendi sahasında oynayacak. Bir tek Sivrice'nin sahasının ihalesini 1 Ekim'de yaptık. Daha henüz sözleşme ve yer teslimi yapılmadı. Evet. Yani onun da bu ay içerisinde yer teslimini yapmayı planlıyoruz. Sivrice ve Maden. Evet. Yani bu iki ilçemize tam nizami saha, giyinme odaları ve artı tribünlü yeni iki tane sıfırdan saha yapıyoruz. Bu ayın sonunda başlarsak Mart, Nisan, Mayıs gibi de bu sahalarımızı hizmete açarız yani. Evet. Yani önemli tabii. İlçelerde de yatırımların yapılması tabii önemli. Mesela zaman zaman izleyicilerimiz diyor ki işte Karakoçan takımımız niye maçlarını kendi ilçesinde oynamıyor? Orada oynansa belki o ambiyans çok daha farklı olur. Elazığ'da seyirci sayısı çok fazla yeterli düzeyde değil ama orada profesyonel maçların oynanması için bir kere tesis yapılması lazım. Yani sadece saha da yetmiyor. Karakoçan takımının orada bir konaklayabileceği, kamp yapacağı hem ayrı antrenman sahası ve tesisin olması lazım. Tesisin olması lazım. Çünkü Karakoçanlı futbolcuların tamamı yani ya Elazığlı ya da Elazığ dışından gelmişler. Tabii. Yani onların bir sefer bir kamp eğitim tesisine de ihtiyaçları var. Doğru. Antrenman yapacaklar. Yani oraya çok büyük bir komplek lazım. Yani şimdi sahayı yapmakla bitmiyor. Yani yoksa sahanın tribün sayısını arttırırız, güvenlik önlemlerini arttırırız, orada maçlar oynaması için onay alırız. Ama Karakoçan takımı her hafta deplasmana gidiyormuş gibi 100 kilometre yaklaşık yol gitmek zorunda kalacak yani. Ya bura belki onlar için şimdilik daha büyük bir avantaj. Orada bir tesis lazım yani. Tesis lazım, büyük yatırım lazım. Onda belki işte Ankara'da genel müdürlükte veya bakanlıkla yapılacak olan çalışmalar doğrultusunda belki bir sponsor bulma maharetiyle yaptırabilirler. Aslında ben Tuncay Başkan'la görüşmüştüm. Biz stadyuma bu sene biliyorsunuz oraya iki tribün yapıyoruz şu anda. Devam bitti zaten. Çevre düzenlemesi yapılıyordu şu anda Karakoçan'ın. Evet. Ben Tuncay Başkan'a o zaman sormuştum. Biz Karakoçan'a bu denli bir yatırım düşünüyoruz salonu da yaparken. Yani siz ileride yani Elazığ'da aslında oynamaktan Karakoçan takımı aslında mutlu. Sonuçta 3. ligde bir nevi sadece Karakoçan değil Elazığ'ı da temsil ediyorlar tabii diye burada oynamak istiyorlar yani. Evet. Samet Bey'im tabii stadyumun çalışmalarının durdurulduğuna dair bilgiler var. Evet. Doğru mudur? Duruma ile ilgili. Yani bu 10 gün önce 15 gün önce basın mensubu arkadaşlarımız bizi ben Ankara'daydım aramışlardı. Statta işte iş bırakma mı oldu gibisi. Yani bu tarz söylemler aslında Türkiye'nin her yerinde, her şantiyelerde çıkıyor. Yani işe alan yüklenici firma büyük bir firma. Biliyorsunuz. Evet. Herkesin tanıdığı bir yüklenici firma. Yani altında yaklaşık 15-20 tane taşeron firma var. İşi vermiş. Yani çelik işini bir taşeron yapıyor. İşte prekastlı bir iş yapıyor. İnce işçiliği bir taşeron yapıyor. Yani statta çalışan 150-200 civarında şu anda personel var içeride. Evet. Yani içeride humalı bir çalışma var yani. Bir arkadaşlar taraftan, stadyumu getirelim görüntüye tekrar. Stadyumla ilgili konuşuyoruz Sayın Müdürüm. Yani dolayısıyla Yenişehir Stadyumu ile ilgili. Yani stadyumda yapılan bu çalışmalarda yani bir taşeron firmanın diyelim ki 5-10 tane personeli taşeron firmadan memnun kalmamıştır ya da bir sorun çıkmıştır. Biz işi bırakıyoruz demiştir. Bu yani yüklenici firmayı bağlamıyor yani. Çünkü onlar size bir teslim süresi var değil mi? Yani teslim süresi var da burada işi alan firma değil, alt firmalardan bir tanesinin işte personelinde sıkıntı olmuştur diye söyleniyor. Yani bir dolayısıyla zincir gibi birbirini tamamlayan. Yani bu işi yapan orada onlarca dediğim gibi firma var. Yani burada statta işin durması yani bir gün bile burada işler durmamış yani. Bu tamamen dediğim gibi herkesin aslında merak ettiği, ilgi odağının olduğu bir tesis olduğu için en ufak bir söylemde yani değişik algılar oluşturuluyor ama stat ilerliyor işte sizin de gördüğünüz gibi yani her ay statta değişim olduğunu sizler fark ediyorsunuz. Evet. Şimdi önümüzdeki ay mesela koltuklar bırakılacak. Aslında koltukları şimdi de bırakabilirdik ama koltuklar yatırım inşaatlardan gelen işte kontrol mühendisimiz Eser Bey var. Biz beraber
statla alakalı denetimi yapıyoruz. Birlikte sürekli haberleşiyoruz. Bizim bakanlığımızda çok sevgili inşaat mühendisimiz, kontrol mühendisi Eser Bey var. Erzincan'da koltuklar bırakılmış, daha sonra solmuş. Dolayısıyla 10 bin koltuğun tamamı değiştiriliyor. Biz de burada bu sorunu yaşamayalım diye, yani biz mesela hem çok iyi bir firmayla anlaşma yapılmış. Dolayısıyla bu ayın sonunda önümüzdeki ay koltuklar bırakılacak. Renk ne renk? Renk olarak Coşkun abi biz seninle konuşmuştuk. Evet. Ben beyaz rengin statı boş gösterdiğini dünyanın evet. birçok statını inceliyoruz, görüyoruz. Yani ben şimdi buradan söyleyip daha sonra telefon trafiğimiz yoğun olacak ama tamamının koyu bordo bizim evet. bizim rengimiz. Biz öyle hemfikir evet. olduk. Hatırlarsan Hatay'ın stadı da öyleydi evet. gördük. Yani planlama bu. Evet. Yazı. Çünkü beyaz boş gösteriyor yazı, stadyumu. Yazı sadece oradaki yazıların beyaz olmasını istiyoruz. Dolayısıyla mesela örnek anlaşılsın diye diyor. Mesela Manchester United'ın Old Trafford stadının koltuklarını düşünün. Yani kırmızı şeytanlar dedikleri. Evet, evet. Yani stat tamamen böyle dolu gösteriyor. Spor salonunda da, statta da düşüncemiz o. İnşallah öyle bir planlamamız var. Hatta geçen gün Vural Bey'le koltukların seçimini ve rengini yaparken RAL kodlarını bir de tuttum. Elazığ Spor'dan o zaman Eser'den istedim. Dedim bir de versin bir teyit edeyim. Yani inan çok hassas çalışıyoruz. Yani çok bordonun belki 4-5 çeşit rengi vardır Coşkun abi. Hem Vural Bey olsun hem yüklenici firma olsun hem bizim arkadaşlar bu konuda inşallah güzel bir stadyum ortaya çıkaracağız yani. Alaaddin Tutaş hocamız mesaj atmış diyor ki iyi yayınlar müdürüme diyor Coşkun abi diyor. Selamlar Sivrice stadımız ne zaman biter diyor. Yani az önce konuştuğum gibi yer teslimini ve sözleşmeyi henüz yapmadık. Ben 2022 içerisinde yani sonuna gelmeden yani 2022'nin içerisinde ortalarında. Çünkü abi belli olmuyor. Yüklenici firma bazen işte sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Mal tesliminde sıkıntı oluyor. Yani kesim işi diyemem ama 2022'de inşallah biz Sivrice'nin bir de Sivrice'nin stadı tam şeyi de görüyor. Hazar Gölü'nü görüyor. Evet, farklı hemen, bir konumda. Hemen önünde de Hazar Su Sporları Adrenalin Merkezi'ni bir kompleks havasında yapacağız. Orada da çok güzel bir çalışmamız olacak. Yani bir bakacaksınız ki bir taraftan maçlar oynanırken Coşkun abi Sivrice Su Sporları'nda da şunu yapacağız inşallah Allah izin verirse. Gölün üzerinde kanocuları, kürekçileri, yelkencileri, ondan sonra jet ski yapanları, tekneleri göreceksiniz. Biz bunu başaracağız Allah'ın izniyle. Bu benim mesela hayalim. Biz Sivrice'de hakikaten su sporlarını başlatıp ilimizde hiç olmamış su sporlarından da milli takımlara sporcu verecek düzeye gelip burada da Türkiye şampiyonaları almayı arzuluyorum. Sivrice'yi yazın inşallah hareketli göreceğiz. Allah bize ya, nasip edecek Samet inşallah. Müdürüm, Cenab-ı Allah o kadar güzel nimetler vermiş evet. ki bize aslında biz değerlendirmesini evet. bilmiyor muyuz ya da geç mi yapıyoruz? Bakın yurt başındaki hipodrom. Buraya gelen Türkiye Jockey Kulübü'nün yöneticilerinin de ifadesi. Türkiye'de hiç böyle bir yeri yok. Niye? Yarış yapılırken bir yandan da Keban Gölü'nü görüyorsunuz orada. Evet. Sivrice'deki Hazar Baba Kayak Merkezi'nde kayak yaparken bir yandan mavi, masmavi Hazar Gölü'nü görüyorsunuz. Değil mi? Evet. Siz demin bahsettiniz. Sivrice Stadyumu'nu sahasını yaparken bir yandan da işte o maviliğin olduğu güzel evet, görüntüyü göreceksiniz. Kesinlikle. Yani abi düşünsene burada, bir Cenab-ı Allah bu nimetleri vermiş. Bak ne güzel. Ya buralara niye biz yatırım yapmıyoruz? Yapamıyoruz. Yani kesinlikle. Ben buradan milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza yani teşekkür ediyorum yani. Ya bir Sivrice evet. ilçemiz Sayın Müdürüm. Sivrice evet. ilçemiz bizim evet. turizmdeki en önemli ilçemiz değil mi normal şartlarda? Yani dediğim gibi niye ben biz orayı şimdi, daha aktif hale getiremiyoruz? Yani hakikaten çok detay vermiyorum ama yani ben geldiğim günden beri bu Sivrice Su Sporları ile alakalı hep hayalimdi. Ama hakikaten siz de biliyorsunuz ki öncelikli çok konumuz vardı. Yani şehrin stat sorunları, salon sorunları, depremin yaşanması falan. Ama ona rağmen hakikaten arkadaşlarımız da ciddi emek verdik. Ama aklımda hep şu vardı. Yani su sporları Elazığ'da mutlaka olmalı. Yani inşallah bu yaz içerisinde biz su sporlarını başlatacağız. Rabbim bize nasip eder inşallah. Çünkü çok istiyorum. İnşallah. Orada hem kano hem kürek yapan çocuklarımız olsun.
bunları yetiştirelim. Burada Türkiye şampiyonaları alalım. Türkiye'nin birçok ilinden gelsinler. Yani Sivrice'nin içerisinde bir şenlik olsun, bir heyecan olsun. Ve oradan da yetişen sporcularımız ileride de ilimizi, ülkemizi temsil etsinler yani. Hemen yanı başımızda Tunceli'de bakın rafting evet. yapıldı değil mi? Evet. Rafting şampiyonası yapıldı. Dünya raftingdi galiba değil mi? Avrupa yani, mıydı? Dünya mıydı bilmiyorum. Raftingde Sivrice, Tunceli'nin. Uygun belki. De gerçi Palu'da rafting takımımız var. Onlar da müsabakalara katılıyorlar. Yani su sporlarında tekrar söylüyorum inşallah çok iyi yere geleceğiz yani. Yani Elazığ'da yatırım yapacağız. Elazığ yani. Bir yarımada. Evet. Baktığın zaman evet. şöyle uydudan baktığın zaman ya da uçaktan geldiğin zaman bile değil mi müdürüm? Evet. Elazığ görüyorsun hatta bir yeri böyle kalmış kara olarak. Evet. Orada kırılsa var ya evet. tamamen Elazığ bir ada içerisinde şehir. Evet. Etrafı masmavi. Evet. Mesela Elazığspor'un rengini, üçüncü rengini siyah seçiyorlar. Ben diyorum ya niye siyah seçiyorsunuz? Siyahın özelliği ne? Siyah karamsar bir renk. Evet. Şimdi bordomuz, beyazımızın bir anlamı var. Ama üçüncü rengimizi de bordo bordo rengine mavi. Ekleyelim. Yani şey, evet. mavi ekleyelim. Yani, bordo beyazın yanına. Keban Barajı Çünkü Hazar Gölü'nden alalım. Hazar Gölü, Keban Barajı evet. etrafı tamamen ada gibi ya. Evet. Yarımada. Yani kesinlikle. Derlerse maviyi niye aldınız? Bir izahı olur. Bir anlatımı olur. Bir gerekçesi olur. Siyahı niye aldınız dersek, sorarsak kimse evet. bir cevap veremez. Kesinlikle. Öyle değil mi? Kesinlikle. Bordonun anlamı var. Evet. Beyazın anlamı var. Mavinin de anlamı var. Kesinlikle. Alın üçüncü renk olarak maviyi alın. Yani dolayısıyla dediğim gibi biz bir de devam eden yatırımlar dışında Müdürüm iki tane mesaj evet, okuyayım. Unutmadan çünkü unutuyoruz bazen ayıp oluyor arkadaşlarımıza karşı. Eren Kurnaz diyor ki memleketimize en çalışkan bürokratlarından diyor Abdülsemet Eren Müdürüm. Umutla takip ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Yine Hakan Dabakbaşı diyor ki Coşkun abim diyor iyi yayınlar dilerim. Abdülsemet Müdürüm'e de selamlar. Allah'a emanet olun. Teşekkür ben de ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel temenniler için hem kaptanımıza hem de evet yani mesajlar farklı yerlerden gelince böyle evet. kaçırmayayım diye de bakıyorum. Buyurun müdürüm siz söz sizde. Coşkun abi biz bir de aslında yapmayı planladığımız 2022'de tabii tesisler olacak. Yani bir taraftan bitiriyoruz ama bir taraftan da yapmayı planladığımız tesisler var. Evet. Ben özellikle mesela şunu çok arzu ediyorum. Aslında her ilçemizin spor salonu olması gerekir. Aslında yine merkezde yine şu anda İki tane gençlik spora ait sentetik sahamız var ama yani en azından antrenman yapabilecek bizim en az iki tane daha sentetik sahanın olmasını da arzu ediyoruz. Yine atletizm tartan pisti uzun yıllardır konuşuluyor malum biliyorsunuz. Evet doğru. Atletizm tartan pistini mesela şehrimize kazandırmamız gerekiyor. Yani bu da bizim çok önemli bir şeyimiz ama bir de Elazığ'da çok arzu ettiğim su sporları gibi atış poligonu aslında planlıyoruz. Talep ettik yani bakanlıktan. Aslında bir yer tahsisi konusunda da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'yle görüşüyoruz. Atış poligonu yapıp burada atış poligonu hafta sonunda hem resmi müsabakaların yapılacağı hem de ateşli silahları, tüfeği, havalı silahları kullanmak isteyenlerin gelip atış yapacağı bir merkez. Kafeteryasıyla, oturma alanlarıyla, sosyal donatılarıyla güzel bir atış poligonu şehrimize kazandırmak istiyoruz. İnşallah. İnşallah bunları önemli bir poligon dediğimiz evet. gibi hem valimizin hem milletvekillerimizin, belediye başkanımızın, il başkanımızın ve tüm Elazığlı büyüklerimizin ve bakanlığımızın sayesinde inşallah yeni yatırımları alıp ilimizde var olanların üstüne ekleme düşüncemiz var, talebimiz de var. Bunların birçoğu da şu anda zaten bakanlıkta yatırım programında gözüküyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunlarla ilgili bazılarından olumlu yanıt alacağımızı düşünüyorum ben yani. Evet. Coşkun abi ben diyor amatör sporcu olarak diyor 1984'te yaklaşık 17 yıl judo sporu yaptım. Sadece Ahmet Ateş spor salonumuz vardı. Antrenmanlarımız uzadı mı karanlığa kalırdık. Bizim zamanımızda müdürler lambaları söndürüp bizi salondan dışarı çıkartırlardı. Abdülsamet müdürümü Elazığ hizmetleri için hizmetleriyle ışık saçıyor. Teşekkür ediyorum Sayın Müdürüm'e diyor. Değerli izleyicimiz ismini yazmamış. Evet onu okuduk. Diyor değerli müdürümüze söyleyeyim futbol hariç başka branşlar da var onları da iade etsin. Zaten konuştu bu mesaj belki evet. önce gelmişti. Evet. evet yani yok yine atmış birazdan atmış ama
amatör spor kulüplerimize de yardım edilsin diyor. Çok başarılı sporcular var, sahip çıkılsın. Hı. Zaten o konuda amatör sporculara malzeme yardımı konusunda Elazığ Valiliği'nin yani, tabii, destekleri var. İl Özel İdaresi bütçesinden spor bütçesini ASKF üzerinden biz amatör spor kulüplerine ASKF ile birlikte, valiliğimizle birlikte planlayıp zaten her yıl rutin olarak dağıtıyoruz. Yani bu malzeme geleneksel hale geldi zaten, malzeme yardımı. Onun dışında Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün kulüplere nakdi yardım gibi bir imkanı yok. Ancak yok. Bakanlıktan gelmesi lazım. Her sene yılın sonunda oluyor. Geçen yılda belirli 40 kulübe yakın, 5000 TL'ye yakın bir yardım olmuştu. Tabii bu bakanlığın takdiriyle olacak bir şey. Yani yoksa bizim öyle bir bütçemiz evet. yok yani. Samet Müdürüm, ben teşekkür ediyorum programımıza evet. renk kattığın. Sağ olasın. Sezonun evet. yani bizim yeni yayın dönemimizin ilk programında sizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Özellikle evet. Yapmış olduğunuz hizmetlerden, yapılmakta olan hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Elazığ'ımız inşallah gelecek yıllarda sportif faaliyetler anlamında, sportif tesisler anlamında çok daha verimli, çok daha yeterli düzeye ulaşacak sizlerin sayesinde. Son eklemek istediğiniz birkaç cümleniz varsa alıp programımızı yani, noktalayalım. Ben tabii sadece bu bir ekip işi olduğunu söylüyorum. Siz değerli basınımızla, şahsınızla özellikle desteğiniz bize büyük. Spor taban birlikleriyle, paydaş ASKF ile, işte saha komiserleri Sami abi olsun, Mustafa Gür olsun, hakemler İnanç Hoca, Adnan Hoca, Münir Hoca, Tüfat, tüm ekibi. Yani biz paydaşlarımızla birlikte hareket edersek başarılı olabiliriz. Yine belediyemiz de, bize her zaman destek olan milletvekillerimiz de, valiliğimiz de. Yani biz aslında bir ekip olarak hareket etmemiz lazım. Ediyoruz da. Ve ben tekrar ediyorum, görev yaptığım süre içerisinde bizimle çalışan tüm Gençlik Spor ailesine, tüm personelimize ben teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten özverili çalışan bir ekibimiz var. Bütün bunların hepsinin ortaya çıkması ekip ruhuyla oluyor. Evet. Ben tüm personelimize yapmış oldukları gençliğe yatırımdan dolayı teşekkür ediyorum. Bize katkı sunan herkese de saygılar sunuyorum. Ekrana başındaki tüm izleyicilerimize de hayırlı geceler diliyorum. İnşallah şehrimiz için hep beraber güzel işleri tekrardan yaparız yani. İnşallah. Teşekkürler Samet Müdürüm. Ağzına sağlık. Değerli izleyiciler, yeni dönemimizin ilk programında, maraton programında Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Abdülsamet Eren'i konuk ettik ve Elazığ'ımızda özellikle yatırımlar hakkında, sportif faaliyetler hakkında kendisinden bilgiler aldık. Haftaya inşallah yeni bir maraton programında sizlerin karşısında olmayı umuyoruz. Yayında ve yapım demeye geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a ısmarladık.